Seni dinliyorum Nefise. İstediğin yerden başla anlatmaya. Biliyorum. En başından söylemeliydim bunları ama... İşte... Bir kere insan bir şey... saklamaya başlayınca... sonra anlatması gerçekten daha zor oluyor. Ama gerçekleri bilmek hakkınız. Evet Nefise. Ne söyleyeceksen söyle. Bekliyorum. Beni affeder misiniz bilmiyorum. Ama iyi bir insan olduğunuzu biliyorum ben artık. Ve siz bir babasınız. Hiç olmazsa bir baba olduğunuz için beni anlayacağınızı biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Neden yine sizli bizli konuşmaya başladın? Çünkü böyle olması daha doğru. Azime. Gıcık tuttu da. Evet. Azime, su iç. Bir bardak soğuk su al, iç. Evet, evet ya. Çok kötü. Gıcık tuttu. İyi misin Azime abla? İyiyim, iyiyim. Gıcık gıcık. Evet, seni dinliyorum. Lütfen. Al bakalım. Teşekkürler. Ambulansta yolda. Geçmiş olsun. Teşekkürler ama gerek yok ya. İyiyim ben. Adam hasta mastaydı ama iyi baktı bana ya. Olmaz öyle şey. Yine bir baktıralım yani. Fayda var. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tabii. Şöyle gelebilir misin sen? Rica etsem. Evet. Tamam. Çok yardımcı oldun. Sağ ol. Teşekkürler. Sen artık gidebilirsin. Hı. Ben galiba biraz daha kalsam iyi olacak. Ben Zeynep'in yanındayım. Sen artık gidebilirsin dedim. Lütfen. Abla her şey için özür dilerim. Ben arabayı geri götürecektim. Tamam. Tamam. Şimdi düşünme sen bunları. Annem nasıl? Çok merak ettin beni. Etti, etmez mi? Emre. Sana bir şey söylemem lazım. Ama sakin olacağına söz ver. Tamam, ne oldu? Anneme bir şey mi oldu abla? Annem vuruldu. Hastanede şu anda. Doğrusunu isterseniz... Azime ablanın yanında kalan çocuklar... Zeynep... Emre... Cemre... Aysun... Ne olmuş çocuklara? O çocuklar... benim... telefon! Telefon çalıyor, telefon, telefon. Ay inşallah Zeynep arıyordur. Bakayım. Vallahi billahi Zeynep arıyor. Of!
Çok şükür ya Rabbim, Zeynep arıyor. Yahu Zeynep arıyorsa arıyor, ne olmuş? Şimdi Muzaffer Bey, Zeynep'in iyi kardeşi Emre kayıptı da biz de merak ediyorduk onu. Efse de çok merak ediyordu acaba bulundu mu bulunmadı mı diye. İnşallah bulunmuştur ya. Aç abla, aç hadi, açsana. Açayım dur. Alo. Ah, Zeynep nasılsın kızım? Aa, işte Nefis ablan da çok merak ediyordu seni. Ne yaptı, ne oldu acaba diye. İnşallah güzel haberlerim vardır. Ne olmuş abla, ne olmuş? Dur. Emre'yi bulduk. Sen istersen annem ver, bir seslerini duysunlar hadi. Ay tamam, Nefis ablanı veriyorum, o da çok merak etti. Al, konuş Zeynep. Alo? Anne? İnanamıyorum, o. O olacak, tabii ki o olacak. İyi misin? Nasılsın? Neler oldu? Anne, ya çok şey oldu ama iyiyim ben. Asıl sen nasılsın, iyi misin? Yani ağrın sızın var mı? Yok yok, hiçbir şeyim yok benim, hiçbir şeyim yok. Senin sesini duydum ya, benim hiçbir şeyim yok artık. Benim yüzümden bu kadar şey gelmiş başına. Affet beni anne. Olur mu öyle şey ya? Olur mu hiç? Ben senin sesini duydum ya. O bana yeter. Çok şükür, çok şükür iyisin. Neredesin? Neredesin? Gelebilir misin buraya? Tabii ki gelirim annem. Gelmez miyim? Tamam, tamam. Gel, gel o zaman. Ben bekliyorum. Tamam annem, geliyorum. Nefise, sen ne için bu kadar meraklandın? Zeynep? Zeynep? Nefise teyzeden haber var galiba, iyi değil mi? İyi. Benim bir an önce hastaneye gitmem lazım. Tamam. Ben artık gitsem iyi olacak. Galiba benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Onur. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Yine de bir şeye ihtiyacınız olursa... Olmaz. Olursa ben buradayım zaten. Haklısın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nefise Hanım, siz daha fazla yormayın kendinizi. Yatın. Fazla da konuşmayın. Şimdi Muzaffer Bey, ben durumu size şöyle izah edeyim. Zeynep kızınız vardı ya, onun kardeşi Emre. Bunlar işte kavga etmişler falan, gençler kendi aralarında. Emre de kaçmış gitmiş. Kaç gündür ortada yoktu. Biz de meraklandık acaba ne oldu diye. Nefise de tabii çok duygusal, o da etkilendi, o da merak ediyordu. Yani benden daha fazla üzüldü yeminle. Nefise, sen gerçekten bunu ne dert ettin kendine? Nefise. Evet. Şimdi bir de Zeynep'in kan verdiğini duyunca da tabii daha müteessir oldu. Sanki hani kıza bir... hayat borcu varmış gibi hissediyor. İnce kalpli. Kan vermesi onun insanlığı. Ama sen başkalarının meselelerini böyle kendine dert etmemelisin. Üzülmeni istemiyorum. Önce kendini düşünmelisin biraz. Tabii bak Muzaffer Bey, çok güzel konuştu. Biraz kendini düşün. Ben... Evet, zaten size bir özür borcum var. Biliyorum sizi çok endişelendirdim. Dur.
Hayır, benden özür dilemen gerekmiyor. Senin iyi olman bana yeter. Ayrıca şu sizli bizli konuşmayı da bırak. Aramıza mesafe koyma. Biz karı koca olduk artık. Tamam. Ben her şey için teşekkür ederim. Peki. Sen bana ne anlatacaktın? Ben şey... Bu olaylarla ilgili ben sizden... Yani senden bu durumu sakladım ama şey işte o kapıya gelen çocuğun gerçekten çok yardıma ihtiyacı vardı. O yüzden ben de... Çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorum ama seni geren şey ne? Şimdi efendim o da ayrı bir mesele. O da içler acısı bir durum. Şimdi o çocuğun annesiyle Nefise Hanım çok yakın arkadaştılar. Kadın rahmetli oldu. Ölmeden önce de çocuğu Nefise'ye emanet etmiş. Yani sen bak demiş falan, ilgilen. Nefise de onu oğlu gibi seviyordu. Yani böyle manevi oğlu gibi tabii. Ah Nefise. Senin bir yumuşak kalbin yok mu? Yardıma ihtiyacı vardıysa bana söyleseydin. Bak az daha seni kaybediyordum bu yüzden. Yapma Nefise. Yapma, sen karışma. Yardıma ihtiyacı olanları bana bırak. Ayrıca bir daha benden habersiz o mahalledekilerle görüşmeni istemiyorum. Tamam mı? Efendim, duyamadım. Tamam. Hadi yeter. Üzme artık kendini. Yorulma daha fazla. Ay, bak zafer yok, onur yok, azime yok. Oh be, nefes alıyorum yani, ev bize kaldı. Çok sıkıcı. Ne sessiz. Ama bak bir şey diyeceğim. Hı. Bak çocuklar da yok, farkında mısın? Çok enteresan. Ya sence tuhaf değil mi? Yok. Muzaffer Bey'in karısı vuruldu sonuçta. Hem siz de biliyorsunuz Nefise Hanım'a pek bir düşkünler. Yani biz şimdi müştemilata girsek kimsenin ruhu duymayacak. Nasıl yani? Bak şimdi bu Azime ile bu Nefise'nin arasında kesin bir bağ var. Hissediyorum. Kesin var ama bir türlü yakalayamıyorum, anladın mı? Yani gizledikleri bir şey var bunların. Sende buranın anahtarı var mı? Yok. Yok. Tuğba Hanım. Olmaz öyle şey. Hırsız gibi biz. Ay, ne hırsızı ya Şerife? İkiletme. Getir anahtarı. Ha, işte çocuklar. Bakınız efendim halanız da geldi. Efendim merhaba. Lütfü senin ne işin var burada? Sen mi getirdin eşyaları? Evet. Muzaffer Bey'in birkaç parça eşyaya ihtiyacı varmış. Çocuklar da Nefise Hanım'ı görmek isteyince ben de getirdim efendim. İyi. Ben götürürüm. Sen çocukları getirdin, eşyaları getirdin. Hadi duruma git. Eğer yanlış bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Ben sizin de bilginiz dahilinde olduğunu zannediyordum. Hem çocuklar da gezmiş oldu. Ben onları alırım giderim geri. Evet. Tamam kalsın çocuklar. Ablası gelecek zaten. Ben onunla gönderirim bunları. Sen de bekleme yapma, yürü. Peki. Çocuklar. Azim Hanım. Hadi kalkın siz de. Tuğba Hanım, hemen girip çıkacaksınız ama. Şerife nereye hemen girip çıkıyorum, Allah Allah, daraltmasana beni ya. Şurada duracaksın, biri gelirse haber vereceksin, bu kadar. Aç kapıyı, aç. Tamam, biri gelirse haber vereceksin, çok basit, hadi. Sevgisiz.
kredi kartı. Ah Azime, bunun sende ne işi var? Yaktım çıranı bu sefer. Emel, Emel geliyor. Emel, hemen çıkın hemen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nefise Hanım da iyi. Kendine geldi biraz. Bak şu an rahatladım. Farkında mısın? İyi tamam canım. Hadi görüşürüz. Aman. 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 İyi misin? Daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Ben gerçekten çok iyiyim. Ama sen çok yoruldun. Yani burada benimle birlikte böyle... Elbette. Burada seninle birlikte böyle... Bekleyeceğim karım değil misin? Bana bir şey olsa sen beklemeyecek misin? Beklerdim tabii. Ya. Ah, su yeşili gözlerin yeniden bana bakıyor ya. Öyle mutluyum ki. Bak oğlun gelecek. Ne olur biraz git dinlen sen de. Yani onu böyle daha dinlenmiş, daha mutlu karşıla. O artık sadece benim oğlum değil Nefise. Bizim oğlumuz değil mi? Tabii, evet. İki mutluluğu birden yaşıyorum. Hem sana kavuşuyorum, hem oğluma kavuşuyorum. Oğlum, Allah kimseyi evladından ayırmasın. Amin. Hala yanımda rahat olamadığının farkındayım. Sen iyileş, beraber bir tatile çıkalım. Hı? Bana alışabilmen için birlikte daha çok vakit geçirmeliyiz. Siz beni var ya hücceten öldüreceksiniz. Çat kapı gelmeler Lütfü'yle falan. Annemiz de mi görmeyeceğiz ya, bu ne böyle? Sus be. Hemen cevap vermeler, hemen asilikler, hemen ergenlikler falan. Aa, ya ben sizinle uğraşmaktan bıktım be. Ha, bak orada. Aysun, Aysun. Ay, abi. Emre. Sen çok üzüldüm abiciğim. Ben de çok üzüldüm sizi. İyisin maşallah ya. Ama senin yüzünden biz ecel telleri döktük beyefendi, biliyor musun? Bir de öyle kaybolup durma bak, fena olur sonra. Senin söylenmelerini bile özlemişim ben. Kaybolma, merak etme. Gel lan ben de öpeyim, vallahi korkuttun bizi ha. Ya siz niye böyle acele ettiniz ya? Gece vakti buraya gelinir mi? Dikkat çekeceksiniz. Ya gündüzler çuvala mı girdi? Ya annem hemen gel dedi. Ben de çok özledim zaten. Sabaha bekleyemezdim hala. Oğlum, annenin nakkuzun altında ne dediğini biliyor mu ya? Hem uygun değil şimdi. E tamam. Uygun olana kadar bekleyeceğiz burada beraber. Bence niye uygun değil ki? Oğlum, Muzaffer Bey içeride. Muzaffer mi? Ya adamın bu saatte burada ne işi var? Sus be. Sus. Kadın senin yüzünden ölüyordu be. Adam ne yapsındı ha? Annen iyileşsin diye onu en iyi hastaneye getirdin. Aa, sen hiç konuşma bu yüzden. Adamın gözü önünde annen vuruldu, kanlar içinde yattı be. Ne yapacaktı, seyredecek miydi böyle? Endişelenmeyecek miydi yani? Ha? Sana mı soracaktı? Olayla bir ilgin olduğunu da bilmiyor, tamam mı?
O yüzden hiç sesini çıkartmadan otur, ağzını kapat. Tamam hala, çocuk şokta zaten, tamam. Ne şoku be? Asıl şokta olan benim. Tepemde yüksek gerilim hattı gibisiniz ya. 1500 voltla dolaşıyorum ben. Ona yalan söyle, buna yalan söyle, daraldım be. Annemi ne zaman göreceğiz hala? Kızım, sabırlı ol, bekle, oldu mu? Rahat mısın? Bir isteğin, bir şikayetin var mı? Yok, gerçekten çok rahatım. Hiçbir sıkıntım yok. Yani sayende... Sayende mi? O ne demek Nefise? Asıl ben senin sayende ne kadar iyiyim, görmüyor musun? Tam sana kavuştuğum sırada seni kaybetseydim ne yapardım düşünemiyorum bile. Bir ömür böyle yanımda ol, hiçbir yere gitme, olur mu? Tamam ama sen çok bekleme artık, ne olur. Hadi git dinle. Peki. Ama bu ayrı uyuyacağımız son gece olacak. Bir gece daha sensiz kalmak istemiyorum. Bir an önce iyileşmeye bak. Tamam. Muzaffer Bey, gidiyor musunuz? Evet, Nefise de iyice dinlensin. Ben sabah erkenden gelirim. Tabii tabii, gidin. Ya siz de harap oldunuz. Yarın rahat rahat görürsünüz Nefise'yi. Bir sıkıntı olursa bana haber ver. Bugün öyle gerilirse falan... Yok, gerilmez artık. Boşlama Azime. Ne demek gerilmez? Öyle bir anda geçer mi yaşadığı şokun etkisi? Yok yani, demek istediğim şimdi sizinle konuştu, rahatladı. Narkozun da etkisi geçti yani, o şeyden söyledim. Yani yine de gözün üstünde olsun. Tabii tabii, ayırmam gözümü. Şey geldi başına. Olsun annem. Ay iyiyim ben. Sen hayattasın ya. Ah. Hepiniz yanımdasınız ya. Ay dur dur ay dur. Ah bir tane. Anneciğim seni çok merak ettik ya. Canım. Çok mu hasta oldun? Yok bir tanem. Azıcık hasta oldum, o da geçti. Ben de seni özlemekten hasta oldum. Oh bir tanem. Ben de seni çok özledim. Ne zaman çıkacağım? Yarın çıkacağım inşallah. Ay vallahi kendime şaşıyorum ya. Duygularımı karıştırdınız. Ağlayacağım neredeyse. Kızım ben sana demedim mi kendini harap etme bu kadar? Bak işte oğlum sapasağlam çıktı geldi. Oh, olsun. Evlatlarım için her şeye değer, her şeye. Oh, oh çok şükür. Görüşürüz hadi. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Böyle güzel güzel bırakıyoruz. Döndüğümüzde de güzel buluyoruz. Tamam mı? Bugünlük olay çıkarmayın bari. Sanki keyfimizden olay çıkardık. Neden çıkardın peki? Niye yaptın? Anlat her şeyi, dinliyorum. Yanlış bir karar verdim abla. Ya ben zaten arabayı geri götürecektim. İşte biliyorsun o sırada... Peki o adamlar? Annemi vuranlar? Kim o adamlar ya? Sen nasıl bulaşıyorsun böyle bir belaya ya? Sorma abla ya. Tamam ben halledeceğim. Sen merak etme. Yok sen her şeyi halledeceğim derken zaten başına iş alıyorsun sürekli. Yarın öbür gün polis bulacak annemi vuran adamları. O adamlarla senin bağlantın çıktığın zaman ne olacak? Nasıl hesap vereceksin? Ya abla bizim bir suçumuz yok. Biz bir şey yapmadık. Ya her şey benim o kasadaki parayı almamla başladı. Biz geri koyduk parayı ama adamlar taktı bize. Hatta size zarar vermekle tehdit etti beni.
Onun için zaten arabayı çaldık ama işte zaten geri götürecekken o sırada... O tamirhaneye gelip giden kız var ya... Bu o kız Tekin değil, ben sana söyleyeyim. Uzak dur ondan. Aylin mi? Villaya beraber girmişsiniz. Sen nereden biliyorsun? Ya karıştırma şimdi, nereden biliyorsan biliyorum. Arabayı çalan da getirip yerine koyan da o kız bence. Abla ne diyorsun sen? Arabayı geri mi getirdiler? Evet. Bu yüzden Suat'ın başı belada bu Behzat'la. Abla benim gitmem. Saçmalama dur. Bir yere gitmiyorsun. Otur şuraya. Önce beraber polise gideceğiz. Ne biliyorsan her şeyi anlatacağız, tamam mı? Ya kurtulalım şu adamlardan. Yakalasınlar gitsin bitsin ya. Abla ya sen tanımıyorsun onu bak. Behzat kendini çoktan garantiye almıştır bile. Hem zaten polise gidersem size bir şey yapar. Emre, ya ne olursun artık şöyle insanlardan bir uzaklaş, bir uzak tut hayatından. Gözünü seveyim ya. Bak annem iyi, sen yanımızdasın. Hep birlikteyiz. O pislik adam da bugün olmazsa bile yarın sokar başının belaya, yakalanır zaten, kurtuluruz. Yeter ki sen artık bizi endişelendirme, ne olursun. Ya, ya annem o adamla evlenmesin diye abla o kadar şey yaptım. Ya başka bir çözüm yolu aradım. Sen kendini yakarak mı aradın o çözümü? Ya ne yapsaydık? Annemin o adamla para için evlenmesine izin mi verseydik? Emre bak şunu artık ne olursun kafana sok. Annem ne yapıyorsa bizim iyiliğimiz için yapıyor ya. Haklısın. Benim Suat'ı bunun fonla konuşmam lazım. Hayır ya bak sürekli beni oturur musun şuraya? Ya annem senin gittiğini öğrenirse kadın yerinde duramayacak, delirtme ya. Gerekiyorsa ben gider bulurum Suat'ı bir şekilde yani. Abla söz çok dikkatli olacağım, merak etme. Emre. Merak etme. Emre saçma saçma konuşma. Emre. Anneme ne diyeceğim şimdi ya? Tekrar hoş geldin evine. Gel. Nefise Hanım çok geçmiş olsun. Çok korkuttunuz bizi. Ay maşallah maşallah Nefise Hanım. Kem gözleri şiş. Lütfen arka koltukta çanta var. Gel. Kem gözler de orada zaten. Da maşallah dokuz canlı çıktı. Ne yapıyorsun be, burnumun dibinde ödüm koptu. Asıl gece Emel'e yakalansaydınız ödünüz kopacaktı. Şerife tamam konuşma. Yakalanmadık sonuçta değil mi? Bu ne? Sefer. Muzaffer Beylerin odasına götürüyorum. Kızım bak beni zorlamayın. Bak bu da gelmiş zaten böyle efsunumdur nedir. Yok merdivenden düşüyor, yok silahla vuruluyor. Hala dipçik gibi ayakta. Bak benim sinirlerimi alt üst etmeyin. Çekil. Ama dikkat et. Aman yavaş. Ya Muzaffer Bey, her şey istediğiniz gibi hazır. Harika. Bakalım Nefise Hanım da beğenecekler mi? Buyurun efendim. Maşallah maşallah, nazar Zeynep, ne yapıyorsun sen? Bana mı bakıyorsun yoksa? Bir şey, Nefise Hanım gelmiş galiba hastaneden. Onu görmeye geldim. Ne var sanki, bir günde bana baksan ha? Benim için buralara kadar gelsen, yollarımı gözlesen. Böyle konuşma lütfen. Tamam o zaman, yukarıdadır Nefise. Bak sen. Yok, vazgeçtim zaten. Şimdi eşiyle falan birliktedir. Yanlış anlaşılmasın, ayıp olur. Tamam. O zaman istersen bana eşlik et ha. Nasıl yani? Ben de kahvaltı edecektim. Beraber kahvaltı ederiz, hadi gel. Yok, ben yedim de geldim. Teşekkür ederim. Sen abimden mi çekiniyorsun? Yok, yani... Bak. Abim Nefise ile evlendiğinden beri çok değişti. Daha anlayışlı, daha sakin bir adam oldu.
Sevindim. Hadi gel. Onlar da birazdan inerler. Hep beraber güzelce bir kahvaltı yaparız. Sen de Nefise'yi görmüş olursun. Yok, ben gerçekten gideyim artık. Bana kalsa her güne seninle uyanmak isterim. Her güne. Ama sen benden kaçıyorsun. Yapma. Kaçma benden. Ben gitsem iyi olacak. Hoşça kal. Bak, evlendiğimizden beri çok gerildik. Üst üste aksilikler oldu ama bitti. Bir daha böyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Yani inşallah. Ne yapalım? Kadermiş zaten. Öyle olacağı varmış diyelim yani. Yok, o kadar da kolay değil. Bunu yapanlar cezasını çekecek. O kapıya gelen çocukla adamların mutlaka bir ilgisi var. Çocuğu bulursak adamlara da ulaşılır. Ya bir şey diyeyim mi? Zaten çocuk da o kadar çok korkmuştu ki. Bence zaten o adamlar o çocuğun peşini bırakmazlar. Yani boş ver, sen uğraşma bunlarla. Ne diyorsun Nefise? Boş ver olur mu? Bırakılır mı? Affettim ben. Yani hiç gerek yok. Hem biz hayatımıza bakalım. Böyle kötü şeyleri üstümüze çekmeyelim yani. Ay, mutlu olalım biz. Ha, tamam, tamam, tamam. Ah, ne güzel insansın sen. Gökten düşmüş melek gibi. Neyse, hadi. Bak, acıyor, düşünme artık bunları. Tamam. Gel bakalım. Gir hadi. Bakalım yeni odanı, yani odamızı beğenecek misin? Çok güzel olmuş burası, çiçek bahçesi gibi. Senin için az bile Nefise. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım Nefise. Biz çok mutlu olacağız. Sadece geçmişini unutmanı, sanki yeniden doğmuş gibi benimle hayata baştan başlamanı istiyorum. Ben zaten çok mutluyum ama ben senin için hiçbir şey yapamıyorum. Nefise, sen benim için o kadar önemli şeyler yaptın ki. Bana evet dedin Nefise. Oğlumun da annesi olacaksın. Asıl ben senin için ne yaparsam az. Yani ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Gerçekten ne diyeceğim, ne yapmam gerekiyor hiç bilmiyorum. Alışacaksın Nefise. Daha seni nelere alıştıracağım? Rüya gibi bir hayatın olacak. Hala eşim olduğuna inanamıyorum. Ne yapıyorsun? Hala tam iyileşmedin. Uzan, dinlen biraz. Ben de oğlumuzu almaya gideceğim. Ben de geleyim ister misin? Gerek yok. Sen iyice dinlen yeter. Zaten henüz oğluma evlendiğimi söyleyemedim. Önce uygun bir dille anlatmam gerek. Anlatım, evet, çok İyi yapmışsın yani, iyi düşünmüşsün. Şey, böyle çocuk bir anda öğrenip yadırgamasın, tabii haklısın. Dinle. Kapılar da zırh gibi be. Hiçbir şey dönmüyor. Ay. Muzaffer Bey, ben de tam kapıyı çalıyordum hani bir şeye ihtiyacınız var mıdır diye. O sırada siz açtınız, ben de sol tarafa eğriliverdim. Bir isteğiniz var mı? Var Azime, senden bir isteğim var. Biliyorsun bugün oğlum geliyor. Bilmez miyim Muzaffer Bey? Gözünüz aydın, çok hasretlik çektiniz. İnşallah hayırlısıyla kavuşursunuz. Ya değil mi? İşte Mert için dışarıda bir eğlence alanı düzenleteceğim. Birkaç kişi gelecek. Onlara yardım etmenizi istiyorum. Her şey çok iyi olmalı. Tabii tabii. Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi kendi ellerimle hazırlarım. Mert Bey için ne yapsak az. Bu arada...
arada Nefise yorulmasın. İyice istirahat etsin. İşte pansumanına, yemeğine özen gösterin. Tamam tamam. Ben şimdi zaten içeri girer. Ne istiyorsun Nefise diye sorarım. Tamam güzel. Merak etme. Muzaffer Bey dinlensin dedi. Tamam abla biliyorum ama şimdi gidip bir Zeynep'le konuşmam lazım. Delirdin mi sen bebe? Abla bir de bugün Aysun'un doğum günü. Bugün senin de doğum günün. Sen de yeniden doğdun. Hastaneden geldin bebek gibi ne güzel. Ay, ay abla dur dur dur. Ay canım benim. Pardon. Bak geçen sene Aysun'a söz vermiştim. Seneye doğum günü kutlarız dedim. O yüzden şimdi onun için böyle sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamak istiyorum. Ya Nefise ya ne sürpriz doğum günü partisi ya. Ya senin buralar zaten biraz çocuklarından uzak durman lazım ya. Hani sürpriz parti yapacaksan Muzaffer Bey'in oğlu gelecek işte ona yap. Aman Allah aşkına bırak Azime abla ya. Zeynep işe gitmeden benim Emre'yi sormam lazım. Aman kimse eksik kalmasın. Bana bak. Muzaffer Bey'e görünme tamam mı? Sonra kabak benim başıma patlıyor vallahi. Tamam tamam sen merak etme. Ben hiç kimseye gözükmeden giderim tamam. Kimle konuşuyorum ben? Kalk artık prenses. Yemek vakti. Bütün gece debelendin durdun zaten. Yorulmuşsundur. Kendini toplaman lazım. Bir şeyler ye de sonra istersen yine debelenirsin. Ne yaptın? İyice düşündün mü söylediklerimi? Düşünecek bir şey yok. Hop hop. Öldürecek olsam bile bir daha asla senin için çalışmayacağım. Bana senin dilin lazım zaten. İyi, zor bulursun bundan sonra o zaman. Bitti. Bak güzelim, gel inat etme. Emre öldü. Suat dersen korkandı ki. Yakalamam an meselesi. Gel, eski günlerdeki gibi olalım. Sana verdiğim emekler boşa gitmesin. Bir daha senin için asla çalışmayacağım diyorum. Elindeki parmak izleriyle beni sindirebileceğini mi sanıyorsun? Çok yanılıyorsun. Gidip kendim teslim olurum polise. Yine de senin için çalışmam. Seni tanıyorum. Neler yapacağını da iyi biliyorum. Ama sen de beni bilirsin. Kafama koydum mu yaparım. Ne yapacaksın? Sonsuza kadar öldürmeyip beni burada mı tutacaksın? Gerekirse evet. Aklın başına gelene dek kapatırım seni. Ama buraya değil. Daha korkunç bir yere. Allah Allah. Nerede bu telefon ya? Ha. Afiyet olsun. Abi otursana şuraya. Ne dolanıyorsun orada burada ya? Yok hiçbir şey yiyebileceğimi zannetmiyorum. Zaten haber bekliyorum. Her an gitmem gerekebilir. Yaklaşınca haber verecekti Demir. Daha huduttan geçer geçmez karşılayacağım Mert'i. Ülkeye girdiği anda buluşacağım onunla. Heyecanlı mısın? Çok. Hem de çok. Seni böyle mutlu görmek çok güzel. Evet. Ne yapayım ben? Hadi ben de geliyorum seninle. Yok. Sen evde bekle. Ben oğlumla arabada yalnız kalıp biraz konuşayım. Hani bu evliliği falan anlatacağım işte. Anlıyorum. Yardım ihtiyacın var mı? Vallahi akşam için yapılacak hazırlıklar vardı ama ben hallettim hepsini. O zaman ben bahçeye kuruluyorum. Futbol müsabakası başlasın. Bakalım yeğenim bana anlattığı kadar kendini geliştirmiş mi gol atma konusunda? Bak bakalım. Aynen. Amcasına benzemiş mi? Dur bakayım. Evet. Zeynep. Kızım sen işe gitmedin mi? Biraz geç çıkacağım anne. Sen nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim kızım. Anne. Dur dur yavaş yavaş yavaş. Oh. Bir tanem. Geç otur otur sen.
Berk, nasıl olmuş? Çok güzel olmuş anneciğim. Çok güzel olmuş bir tane. Bu ne peki? Olur bacı. Hani doğum gününde böyle pasta yapacağını söz vermiştin ya. Evet, söz vermiştim. Doğum günü geldiğinde yaparım. Kaç gün sonra Cemre ablam yaklaştı demişti. Kaç hafta sonra? Az kaldı ama söylemem. Kızım. Ay. Zeynep. Emre nerede yavrum? Anne. Emre Suat'a gitti. Zeynep. Kızım ya. Neden uyarmadın anneciğim? Niye söylemedin sen? Ha? O adamlar Suat'ın peşinde oldu. Niye söylemedin şimdi bunun peşinde de takılırlarsa kızım ya? Ay Zeynep ya. Of. Allah'ım ya. Keşke akşam konuşsaydım ben açık açık ya. Gece uyarsaydım onu. Anne tamam. Anne ne olur bir sakin ol. Gözünü seveyim ya. Merak etti çocuk. Kardeş gibiler sonuçta biliyorsun. Hem bana söz verdi. Çok dikkatli olacakmış. Kimseye bulaşmayacakmış tamam mı? Zaten adamlar öldü biliyor Emre'yi. Ne zaman bitecek kızım? Ne zaman bitecek ya? Bitecek anneciğim. Bitecek sabret. Aysun her şeyin farkında gibi. Yani belli etmiyor ama çocuk çok huzursuz. Doğum gününü yapabilecek miyiz? İnşallah kızım inşallah. Bir aksilik olmazsa yapacağız. Ya baksana böyle doğum gününde istediği hayalini kurduğu pastayı çizmiş. Akşam Muzaffer Bey'in oğlunu karşılama partisi var burada. Ben bir uygun zamanda kaçıp buraya geleceğim. Oğlu mu dedi? Muzaffer Bey'in oğlu da artık burada bizimle yaşayacak kızım. Uzun yıllardır görmüyordu, hasretini çekiyordu. Çok heyecanlı şimdi. Sen? Sen ne zaman bizden bahsedeceksin? İşte kızım, en uygun zamanda söyleyeceğim ben de yani. Uygun zamanı kolluyorum. Bu karmaşa, şu sıkışıklık bir bitsin. Söyleyeceğim. Seni gerçekten seviyor. Her halinden belli. Neyse, ben yavaş yavaş gideyim artık. Dur, bekle ben sana para vereceğim, dur. Ay. Al anneciğim bunu. Ne bu? Sen gelirken o Aysun'un istediği o prenses elbisesi var ya, onu al gel kızım. Gerçekten mi? Hayalini kurup duruyordu, görünce çok sevinecek. Hayatımın en mutlu anları sizin doğduğunuz günler kızım. Hayatımda her şeyi unuturum, bu günleri unutmam ben. Lütfen aç şu kapıyı. Çok affedersiniz efendim. Heyecandan arabanın kapısının kilidini açmayı unutmuşum. Ne de olsa küçük bey geliyor ya, en az sizin kadar heyecanlı. Hayırlısıyla bir kavuşsaydık. Hala haber çıkmadı. Bir terslik yoktur umarım. Terslik mi? Ne terslik çıkacak Allah aşkına efendim ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer haber çıkmadıysa siz niye bu kadar erkenden gidiyorsunuz? Dayanamıyorum Lütfi. Duramıyorum evde. Bari gidip çocuğumu sınır kapısında bekleyeyim diyorum. Haklısınız. Özlem var tabii. Şey yapalım. Evet. Bir sen eksiktin. Merhaba Muzaffer. Üvey torunum geliyormuş bugün. Ben de burada olmak istedim. Üvey müvey diye bugün sinirimi bozamazsın. Aşk olsun. Sinirlerini bozmak ister miyim ben hiç? Bilakis sevincinize ortak olmak için geldim. Onur nerede? İçeride. Ver şu anahtarları ver. Hay Allah. Dur. Arıyor. Alo Demir. İpsala'ya yaklaştınız mı? Nasıl? Ne demek geçtik? Türkiye'ye mi geldiniz? Yahu hani bana haber verecektin? Arıyorum da telefonla ulaşılamıyor ki. Çekmiyor mudur nedir? Ben sınır kapısında karşılayacaktım oğlumu. Ne kadar oldu geçeli? Tamam dur, yeterince gerilim yaşadı çocuk zaten. Nasıl şimdi? Peki eve gelin. Ben sizi burada bekliyorum. Tamam mı? Dikkatli sür. Tamam mı? Dikkatli kullan. Hadi. Efendim gözümüz mü aydın? Yarım saat olmuş sınırı geçeli onlar. Buraya geliyorlar. Sen bagajdakileri çıkar. Hemen efendim. Sen gelirken kıyafetini al. Ben o hayalinde kurduğu resmin çizdiği pasta var ya. Onu yapacağım kendi ellerimle. Sen zahmet etme. Zaten hastaneden yeni çıktım. Ben çıktım da her şeyi hallederim. Herhalde bu paradan arttırırım. Yok olmaz kızım. Ben kendi ellerimle yapmak istiyorum. Aynı sana yaptığım gibi. Yine çok güzel günlerimiz olacak anneciğim.
Bu hediye paketlerini doğruca odasına götürün. Bahçeyi süslemek için de malzemeler gelecek. Gelir gelmez bana haber verin. Tabii efendim. Bunların hepsi bende, siz merak etme. Hadi. Tahsin. Ay Zeynep, dur kızım, dur. Aslı'yla görüşmemişsin. Evet, görüşmedik. Yani olanları biliyorsun. Fırsat olmadı. Oğlum, kız senden haber bekliyor. Bu evin olaylarıysa hiç bitmiyor. Anne. Yalan mı söylüyorum? Herkes kendi hayatını yaşıyor. Sen de kendi meselelerinle ilgilen. Ara kızı, güzel bir yemeğe götür. Anneciğim, bak kalbimin dolu olduğunu biliyorsun değil mi? Bence sen de bu konuda daha fazla hayal kurmasan iyi edersin. Biraz gerçekçi düşün. Çok boyutlu bak. Kızın babasıyla iş yapıyoruz. Aranı iyi tutarsan şirketteki konumun da güçlenir. Anne, bak. Birincisi, şirketteki konumundan memnunum. Abimle yarış haline değilim. İkincisi, kalbim dolu. Ne iş için, ne başka bir şey için başkasına yer yok. Tamam? Yeni bir kafe açılmış. Yemek arasında oraya gidelim mi? Ay yok ya. Hiç bahşiş alamadım ki bugün. Karnım da zil çalıyor ama. Ayıp ettin, ben ısmarlarım. Aslında geçen Kaan'la gittiğimiz restoran var ya, orası çok güzeldi. Etin tadı hala damağımda. Yapma be. Arasana o zaman, belki yine götürür. Arayayım mı? Yani karnın çok aç, teklifimi de kabul etmedin. Başka yapacak bir şey yok. O zaman sen beni içeride biraz idare edebilir misin? Bilmem, eder miyim? O lezzetli etten paket yaptırıp bana da getirirsen neden olmasın? Bu ne? Of baban ya, of! Yaktın beni. Baştan sağma yapma şunu, düzgün sil. Bir dakika. Sen benim kim olduğumu unutmasan iyi edersin. Vallahi kim olduğunuzun burada hiçbir önemi yok. Sevim Hanım özellikle rica etti ayrıcalık yapılmasın diye. Ya ne var ne? Ne bağırıyorsun ya? İstemiyorsan açmasaydın. Cemre sen miydin ya? Kusura bakma, sinirlerim çok bozuk. Ne oldu ki? Neden bozuk sinirlerin? Sorma. Babaannem beni zorla işe soktu. Ne işi? Ya bizim restoran var ya, işte oradayım. Sizin restoranınız mı var? Nerede? Hani geçen gün beraber gitmiştik ya, orası. İnanmıyorum ya. Süpermiş. Neden daha önce söylemedin bana? Ne iş yapıyorsun peki orada şimdi? Ne iş olacak canım? Patronluk işte. Hesap kitap. Allah'ın işine bak ya. Ben de bugün senin orada yemek yiyelim mi diyecektim. Bugün mü? Ya aslında... Beni gelip almana gerek yok. Ben çıkacağım zaten birazdan. Dolmuşa gelirim. Ya bugün olmasa gerçekten işe yeni başladım. İşin başından aşkın. Evraklarla uğraşıyorum. Ama başka zaman söz. Öyle mi? Peki tamam o zaman. Bozulmak yok ama. Sözüm söz. Tamam dedim ya canım. Kolay gelsin sana, iyi çalışmalar. Sana da iyi özlemeler. Deli. Ya sen tepemde durmuş beni mi dinliyorsun? İşin gücün yok mu? Benim işim de gücüm de sizsiniz. Ayrıca mesai saatlerinde telefonla konuşmak yasak. Üçüncü bir ihtarda telefona el konulur. Talimat böyle, bilginiz olsun. Ha öyle mi? Nefes almak, o da yasak mı? Yani sesli olmadığı sürece ve işinize mani olmadığı sürece benim için bir sorun yok. Paspasa devam eder misiniz lütfen? Allah'ım ya. Emir, ne oluyor lan? Benim oğlum, sakin ol lan.
sen misin lan hakikaten? Benim oğlum lan benim. Gel bak gel. Dokun. Vallahi mi? Lan dokun lan dokun korkma benim lan işte ölmedik lan. Benim oğlum. Emre Emre oğlum yaşıyorsun lan. Yaşıyorsun lan. Aslanım benim. Lan sakin ol. Gel gel gel. Yaşıyorsun, yaşıyorsun oğlum, yaşıyorsun lan. Sopayı kafama indirseydin yaşadığıma sevinemeden ölecektim lan az daha. Çok şükür, çok şükür. Şükürler olsun oğlum, şükürler olsun Allah'a. Emre bütün hastanelerde oğlum, İstanbul'un bütün hastanelerinde tek tek aradım lan seni. Ömrümden ömür gitti oğlum. Morglara falan baktım lan. Nerelerdeydin? Ha, vicdansız. Allah az daha ölüyorduk oğlum. Neyse. Atlattık, geçti, bitti. Boş ver. Ne demek boş ver ya? Aklım gitti diyorum oğlum. Ne demek boş ver? Bir dakika, dur, dur, dur. Oğlum sen beni nasıl buldun burada? Lan oğlum, tırstığında sanki saklandığın yeri bilmeyecek miyiz? Kankan değil miyiz lan biz senin? Kardeşim benim be. Lan ben İstanbul'un bütün sokaklarında aradım seni, bulamadım. Sen baktın, ilk yerde buldun beni ha. Aylin nerede? Ha. Oğlum o kafayı yedi ya. Gitti. Unut onu. Ne demek kafayı yedi gitti lan? Ya seni öldü sanıyordu kız. Kendini suçlayıp durdu. Bir de bu arabayı götürmüş. Behzat öğrenince çıldırmış. Beni de kısturdu, öldürüyordu lan. Şeyde. Nerede? Behzat'a gününü göstereceğim deyip durdu oğlum. Vallahi ben elimden geleni yaptım engel olmak için ama gitti işte gidiş o gidiş. Siyahım. Oğlum şimdi kız Behzat'ın elinde mi yani? Galiba. İyi günler. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Zeynep. Dinlenseydin keşke, biraz gelmeseydin. Yok ya, zaten geciktim, kusura bakma. Anne nasıl oldu? İyi mi? Bir sıkıntı yok inşallah. İyi, iyi. İnşallah daha iyi olacak. Çok sevindim. Emre de bulundu. Artık her şey yoluna girdiğine göre... Sakın yine aynı konuyu açayım deme Ahmet. Anlamadım, ne diyorsun Zeynep? Konuştuk ya. Yani bu işi bir tamamını halledeceğiz değil mi? Vazgeçmedin. Fikrini değiştirmedin inşallah. Ahmet ben sana bunu başından beri anlatmaya çalışıyorum. Anlatıyorum, söylüyorum ama sen ısrarla anlamıyorsun. Bu nişan olmayacak. Tamam mı? Bu nişan olmayacak. Ya böyle saçma sapan emrivaki yapman da hiç hoş değildi zaten. Böyle hiçbir şey olmamış gibi karşıma gitmiş. Hala baskı yapabiliyorsun. İnanamıyorum sana. Zeynep. Yapma bak, böyle böyle konuşma ben. Kırma beni. Yıkma hayallerimizi. Ne hayali ya? Ne hayali? Ahmet sen evlilik denen şeyi oyun mu zannediyorsun? Ya böyle tehditlerle, baskılarla olmaz bu iş. Olmaz. Evlilik böyle olmaz. Beni peşimi bırak artık ya. Bırak. Benim daha fazla üstüme gelme. Yoruldum. Yoruldum. Bunu da al. Tamam mı? Al. Al bunu. Söz falan olmayacak. Söz yok. Unut. Yapma be oğlum ya. Of. Of Suat, Suat, of kardeşim. Ya nasıl izin verirsin böyle bir şeye Suat? Ya bir şey yaptıysa kıza? Oğlum ben ne yapayım ya? Yapma etme gitme dedim, dinlemedi, çekti gitti. Ben canımı zor kurtarmışım. Yürü gidiyoruz. Dur dur, nereye gidiyoruz oğlum? Aileni kurtarmaya tabii, nereye gidecek? Ben hayatta gelmem oğlum oraya. Canımı pazarda bulmadım oğlum. O bizi kurtarmaya gelmişti ama. Sırf ben istedim diye gitti, arabayı geri verdi. Behzat'a rağmen. Sıra bizde oğlum. Ya biraz yürekli ol Suat ya. Ya oğlum yürekli olsam ne olur lan? Nasıl çıkartacağız Aylin oradan, hı?
Emre bizi de alırlar içeri lan. Sonra al başla tekrar. Bulacağız bir oğlum. Ama sen de burada böyle fare gibi çürüyüp gitmeyeceksin herhalde. Hadi yürü gidiyoruz abi. Hadi. Demek sancı numarasını yutmadı Muzaffer. Neredeyse lütfuyla göndermeye çalışıyordu beni, inanabiliyor musun? Hani demek ki gerçekten sancım tutsa, hani Allah korusun, yani çocuğu falan düşürsem umurunda olmayacak adamın. Çünkü neden? Hala inanmıyor bana. Yok, yani bütün bu olaylardan sonra o kadından uzaklaşacağına daha da yakınlaşıyor. Çocuğu gelince sen iyice dış kapının dış mandalı olacaksın. Yok öyle ya Mazeri. Ben daha son sözümü söylemedim. Kimin dış kapının mandalı olacağı belli olmaz. Aklından neler geçiyor, planlarını yapmışsın sen. Anlat bakayım. Şimdi o inansa da inanmasa da ben Muzaffer'in öz çocuğunu taşıyorum. Şu an şüphe duyuyor olabilir ama er geç gerçekle yüzleşecek. Tabii bu arada ben de boş durmayacağım. Önce onun çocuğuna sevdireceğim kendimi. Böylece Muzaffer'i de kuşatmış olacağım. O öyle kolay değil. Rakibinde şeytan tüyü var. Üstelik çocuklarla arası çok iyi, çocukları çok seviyor. Çocuğun kanı ya sana değil de ona kaynarsa. Ben bir şey sorabilir miyim? Sen kimden yanasın? Zerrin, Allah'ını seversen. Hayır, benden mi yoksa o buz bakışlı uyuz Nefise'den mi? Çocuğa nasıl sevdirmeyi planlıyorsun kendini? Muzaffer'in oğlu Tarkan'la eşit. İkisi çok iyi anlaşacaklar. Sonra ben de çocukla yakınlaşacağım. Eğer oğlumu kafalarsam Muzaffer'in kanı yeniden ısınabilir bana. Sonuçta erkekler çocuklarıyla anlaşan kadınlara bu kadar uzun süre hayır diyemez. Bu arada tabii Nefise'den nefret etmesi için de elimden geleni yapacağım. Bak, o şeytan tüylünün tüylerini böyle teker teker koparıp onu yolunmuş kaza çevirmezsem bana da Tuğba demesinler. Nefret edecek o kadından, göreceksin. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Kız Nefise, keşke böyle pastırmalı, sucuklu, böyle sosisli, patatesli bir şey yapsaydın ya. Abla ben köfte hazırladım. Bunun içine köfte de koyacağım ben. Hem çocuklar köfteyi çok sever. Kızım sen kendi çocuklarına mı yemek yapıyorsun ya? Muzaffer Bey'in oğluna yemek yapıyorsun. Çocuk Almanya'dan geliyor. Yemez öyle sulu şeyler onlar. Olur mu abla ama böyle sulu şeyler daha sağlıklı. Vallahi sana bir söyleyeyim mi? Aç kalacak çocuk ha. Ya çocuğu mutlu etmen lazım. Böyle bir sosisli, böyle kat kat bir hamburger falan, mayonez yanına, ketçap, böyle bir şeyler yapsana. Abla ne yapalım yani, olur da yemezse ben ona başka bir şey hazırlarım artık. Kız Nefise, vallahi çocukların dörtgen beş olacak ha. Emre de böyle tek erkeğim diyor, ortalarda dolaşıyordu böyle, esiyordu, gürlüyordu. Pabucu dama atılacak. Ay abla hiç olur mu öyle şey? Hiç onun pabucu dama atılır mı ya? Onlar benim canım, kanım, parçam onlar benim. Vallahi Muzaffer Bey'in oğlu senin canın, kanın, parçan değil ama ona böyle daha fazla canın, kanın, parçan olarak yaklaşacak. Onun evladı da benim evladım sayılır. Hem benim evlatlarım da onun evlatları gibi olsun istiyorum ben. Ayrıca o çocuğu da tüm kalbimle seveceğim. Annesinin yokluğunu da hiç arasmam ben, sen merak etme. İnşallah. Ana! Aysu, sen ne zaman geldin anneciğim? Az önce anne. Kız ben sana kaç defa dedim. Annene anne demeyeceksin. Unuttum, demem bir daha. Ah bir tanem. Abla üstüne gitme, çocuğun üzülüyor. Hem ortada da kimse yok ki zaten. Ya kimse yok. Biraz sonra Muzaffer Bey gelirse görürsün sen. Yanarım valla. Hem kaç defa dedi ya Nefise'yi mutfağa sokma diye. Anne artık beni sevmeyecek misin? Bir tanem. Olur mu anneciğim hiç öyle? Sen benim bir tanemsin, biriciğimsin. Ben seni diller gibi seviyorum fındık. Thank you.
Sen anlamadın galiba hala. Ben ciddiyim. Bizim buradan dönüşümüz yok artık. Bırak kolumu. En yakın zamanda da evleneceğiz seninle, o kadar. Bırak kolum, bırak kolumu. Bırak. Ben işi bırakıyorum. Bundan sonra da buraya adımımı bile atmayacağım. Sakın bak. Bak sakın diyorum, böyle bir şeye kalkışma. Eğer böyle bir şey yaparsan var ya, o Onur denen adama giderim. Her şeyi anlatırım. Bakalım senin yalanını, senin sırrını öğrendikten sonra da seni sevmeyecek o zaman. Ya benim umurumda değil. Onun beni sevip sevmemesi beni ilgilendirmiyor. Ben kimi seviyorum? Benim yüreğim kimi istiyor? Benim için önemli olan şey bu. Merak etme, ona da gitmeyeceğim. Gidemem zaten. Ya ben de aynı şeyi söylüyorum işte. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Senin orada bir geleceğin yok ki. Ya bizim kaderimiz bir, kaderimiz. Sen de beni sevmeye çalış, ne olur. Ne olur ya. Ya bir şans ver bana be. Bana bir şans ver, bak göreceksin, bak. Bak göreceksin, en doğrusu bu. Göreceksin. Ben hiç kimseden bir şey istemiyorum. Bu saatten sonra kimse de benden hiçbir şey istemez, tamam? Ben sıkıldım artık. Ben gerçekten artık çok daraldım ya. Ya benim de bir kalbim var. Benim ruhum parçalanıyor. Yapmayın bunu bana, artık yapmayın ya. Benim de parçalanıyor. Benim de ruhum parçalanıyor. Senin şu hayat dediğin şey var ya, sen yoksan benim için hiçbir değeri yok, tamam mı? Hiçbir kıymeti yok. Şurada boş yere atan kalbimin de yok. Ahmet, neden bunu bize yapıyorsun? Hı? Bunu bize neden yapıyorsun? Yapma. Yapma, böyle zorlayarak olmayacak. Ne olursun anla, böyle zorlayarak olmayacak. Özür dilerim. Ya ben bazen kendime hakim olamıyorum. Seni çok seviyorum Zeynep. Ahmet. Ben seni tanıyamıyorum ki artık. Korkuyorum artık, yapma, yapma. Korkma, ne diyorsun sen ya? Olur mu öyle şey? Korkuyorum ne demek? Ha? Ya ben sana hiçbir zarar verebilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? Allah aşkına böyle bir şey mümkün mü? Ben seni kaybetmeyeceğim. Ben seni kaybedeceğim diye çok korkuyorum Zeynep ondan. Ondan böyle bazen ne dediğimi bilmiyorum. Beni kaybetmemek için kırıyorsun. Üzüyorsun. Yoruyorsun. Ben çok boğuluyorum. Ne olursun, ne olursun yapma. Üstüme gelme benim artık. Tamam bak, bir daha üstüne gelmeyeceğim, söz. Yok, bitti. Bu yüzüğü de takmayı istemiyorsan bir daha, tamam? Bitti, yüzük müzük de yok. Ama bak, Zeynep. Zeynep ne olur izin ver, yanında kalayım, yanında olayım. Ben hem işi bırakacağım ne demek. Senin paraya ihtiyacın var, senin çalışmaya ihtiyacın var. Ne olur gitme. Sen bu zamana kadar her zor durumda benim yanımda oldun. Hep ilk sen koştun. Senin hakkını ödeyeyim. Ama bu son olsun. Bitti. Yok. Bitti. Eğer bir daha yine aynı şekilde aynı baskıyı uygularsan yüzümü göremezsin. Yok, baskı falan yok. Vallahi yok. Söz veriyorum. Bitti. Seni arkadaş istemem.
İnan bana lütfen, inan bana. Bak göreceksin, eskisinden daha iyi olacağız. Ne oluyor burada? Nefise Hanım, acaba başka bir isteğiniz var mı benden? Yok, Azime sağ ol, yok. Aysun. Kızım, dışarıda yavru kedi var, biliyor musun bahçede? Ne? Bahçede yavru kedi mi var? Evet, yavru kedi var bahçede. Hadi çık. Azime, ne oluyor burada? Bunlar ne? Anlamadım. Muzaffer Bey'in oğlu için. Muzaffer'in oğlu bunları mı yiyecek? Anlamadım. Bugün yemekleri ben yapıyorum da. Ay. Nefiseciğim, çok özür dilerim. Kusura bakma, görsem de konduramadım. Çünkü Muzaffer senin mutfağa girmeni istemiyor diye biliyordum. Nefise Hanım bugün yemekleri Muzaffer Bey'in olduğu için kendi elleriyle hazırlamak istedi. Muzaffer Bey çok mutlu olacak vallahi. Sonuçta bir aile olmak istiyor. Aile mi olmak istiyor? Evet. Ha, anladım. Şerife nerede? Çay getirecekti bize. Şerife Muzaffer Bey'in yanında. Hmm. Doğru şimdi. Şimdi hazırlıkları falan başladı. Bizim gibi sakıncalıların da ortada görünmemesi lazım. İnsan kendini nasıl biliyor değil mi? Çok doğru söyledin. Aynen öyle istedi Muzaffer Bey. Bu parti esnasında dedi, lüzumsuz insanlar çevremde dolaşmasın dedi. Bak kahve var orada, çay var. Doldur kendine bir şeyler, hadi zahmet olmazsa. Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Şu deminki kız var ya, senin evinde kalan o küçük kız, Aysun muydu neydi? O da pek lüzumsuz dolaşıyor etrafta, özellikle senin eteğinin dibinden ayrılmıyor. Bir de nedense Nefise'ye çok kanı ısınmış durumda, anlamadım. Ana kuzusu işte canım, Allah Allah. Şefkat istiyor, anne şefkati arıyor. Sen de bilirsin, sen de bir anasın. Ben biliyorum, zaten benim için sorun yok. Ama diyorum ki özellikle Muzaffer'in oğlu geldikten sonra ortalarda görülmesin. Çünkü Muzaffer oğlunun böyle sokak çocuğuyla aynı ortamda olmasına hoşlanmaz diye düşünüyorum. O sokak çocukları dediklerinde bir ana doğurmadı mı Tuğba Hanım? Hı? Hem çocuklar birbirlerine kötü gözle bakmazlar. Eğer büyükler onları öğretmezse. Özür dilerim, pardon. Yani anası olsa bu kadar alınmazdı diye düşünüyorum. Hayırdır? Ha? Neyse, bana ne? Ben söyleyeyim de. Boş ver kız. Kıskanıyor seni. Patlıyor orta yerinden. Sen yemeğine bak. Ay. Sen bir gelsene benim. Bir geleceğim ben. Bir şey konuşacağız, gel. Benim yanımda konuşacak bir şeyim yok sen. Bu kartı sana niye hatırlatıyor? Söyle bakayım. Muzaffer Bey'in kartı. Üstünde yazıyor. Peki, Muzaffer Bey'in kartının sende ne işi var Azime? Bende değil ki sende. Azime bana bak, beni delirtme. Bana böyle laf ebeliği yapma. Bu kartın sende ne işi var, söyle. Bu kartın benimle ilgisi olduğunu sen nereden çıkardın? Hem sen söyle bakalım, sen bu kartı nerede buldun? İkimiz de gayet iyi biliyoruz bu kartı nerede bulduğumu. Vallahi bilmiyorum. Muzaffer, bir bakar mısın? Ne var Tuğba? Bak ne buldum, kredi kartı. Nefise'nin kartı bu. Düşürmüş demek, sen verirsin. Tabii. Nefise'nin mi? Allah Allah, çok garip. Nefise benim eşim Tuğba. Bunun nesi garip? Peki ben bu kartı nerede buldum biliyor musun? Nerede buldun Tuğba? Azime'nin evinde. Evinde mi? Evimde mi? Önünde, evin önünde buldum. Ha, demek ki Nefise düşürdü orada. Ben veririm, merak etmeyin Muzaffer Bey. Verirsin Azim, verirsin. Azim bak, beni deli etme. Bak sen bu kartı ya çaldın ya da senin Nefise ile aranda bir hesap var. Sen iyice kafayı yedin Tuğba. Kendi kendine gülüyorsun. Lütfü, orayı biraz aşağı çek. Bu şekil. Evet, evet, olur. Tahsin, yukarı al biraz. Kal, böyle kal, tamam. Öyle kal Tahsin'cim. Tamam. Öyle güzel oldu zannımca. Oldu, güzel oldu, güzel oldu. Heh.
Fakat bir fikrim var. Diyorum ki hani sizin çocuğunuzun daha iyi anlaması açısından başına bir Willkommen mi yazdırsaydık? Hani Almanca konuşuyor ya kendisi Almanya'da o açıdan her şeyde. Gerek yok lütfen. Bu evde Türkçe konuşuluyor, benim oğlum da Türkçe konuşacak. Eksiklerini tamamlaması lazım. Siz bilirsiniz efendim. Abi, bakıyorum hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tövbe tövbe. Boşver. Acaba diyorum biraz ara versen de şu şeyi beraber mi test etsek ya? Neyi? Şunun canım zıplama şeysini, tromboline. Ha, bu kadar istiyorsan kendin test et, buyur. Vallahi biricik yeğenimi denemeden üzerine koymak istemiyorum ama bu kadar cesaretim yok. Abi, acaba diyorum Lütfü, bizim için test eder mi ha? Ne dersin? O zıplayan şey. Yani bence olur. Güzel olur. Böylece zorlamalara karşı dayanıklılığını test ederiz. He. Şimdi bugüne kadar ne dediğinizi de yapmadım değil mi Muzaffer Bey? Hani boynum kıldan ince fakat ben ona çıkarsam o kırılır. Aa Lütfü. Biz de onun için diyoruz zaten. Yani sen üzerine çıkarsan, sana bile dayanırsa güvenli demektir. Anladım. Şimdi ben ona... Yok. Aslında... Of. Ben biraz yüksekten korkuyorum Muzaffer Bey. Dur. Sakin ol şaka. Rengi değişti, şuna bak. yürü hadi bakalım şuna Meral. Muzaffer'e söyleseydin ya kartı Azmi'nin evinde bulduğunu. Azmi'nin evine hırsız gibi girdiğimi de Muzaffer'in önünde itiraf etse miydim? Azmi zaten bunu yapmamı istiyor, yapar mıyım? Sence kartı Azmi mi çaldı? Hayır. Kesin Nefise verdi de neden verdi onu bulmak lazım. Tamam işte. O zaman çok samimilerse ihtiyaçtan vermiştir. Zerrin'cim öyle değil. Ama ben bulacağım, sen merak etme. Bu işin peşindeyim ben. Ay şuraya bak, gören de kraliyet torunu geliyor zannedecek. Biricik oğluşu ya. Ama ikincisi doğduktan sonra pabucu dama atılacak o biriciğin. Öyle kolay kolay pabucunu dama atmaz Muzaffer ilk göz ağrısı oğlum. Hele bu kadar ayrı kaldıktan sonra hiç zannetmiyorum. Göreceğiz. Gerçek veliahtı burada Muzaffer'in. O oğluşunu hele gibi kucağına alsın. Nasıl mutlu olacak, nasıl kafası karışacak. Nereden biliyorsun erkek olacak, belki kız olacak. Hayatım, ben hislerimde yanılıyor muyum? Yanılmam. Erkek olacak biliyorum. Neredesin kızım sen? Aa, ben yanı yakıla seni aramak zorunda mıyım her yerde? Bir çay getir, bir kahve getir. Kusura bakmayın Tuğba Hanım. Ya Muzaffer Bey hazırlıklarla meşgul. Beni de oradan oraya koşturup duruyor işte. Gördün nasıl koşturdun? Böyle tin tin merdivenlerde iniyordun. Vallahi bahçe oyun bahçesine döndü. Böyle zıplama şeyleri, şişme balonlar, oyuncaklar falan. Ben bile heyecanlandım ha. Kim bilir küçük bey nasıl sevinecek. Anne, ben de oynayabilir miyim o parkta? Ay tabii ki oğluşum, tabii ki. Ama şimdi değil, akşam. Yeni arkadaşın gelince oynarsınız, tamam? Oh, kıvam çok güzel oldu. Kokuya bak. Mis gibi kek koktu, en sevdiğimden. Oh, çok güzel olmuş. En sevdiğinden ha? Hı. Bilmiyor musun? Ah, biliyorum. Benim için yap. Muzaffer Bey'in oğlu geliyor. Onun için yaptım ama zamanı gelince belki senin için de yaparım. Kız, sen ne arıyorsun burada? Ha? Pire gibi hoplayıp zıplayıp geliyorsun. Kedi falan yokmuş bahçede. Beni kandırdın. Yok ya. Benim sana borcum var sana yalan söyleyecek ha? Kedi yavrusu bu. Kaçmış gitmiş demek ki. Bahçede çok güzel oyuncaklar var. Keşke ben de oynayabilsem. Oh bir tanem. Üzülme anneciğim. Yani bugün olmasa da yarın öbür gün sen de oynarsın, merak etme. Ah Nefise ah. Gel kızım. Ben sana evde çikolata veririm. Gel.
benim güzel yavrum ya. Nasıl da heyecanla bekliyor. Kıyamam ben sana. Yok Nefise, yok. Azıcık daha dayan. Dayan, dayan. Sürprizi bozma sakın. Çok güzel olacak. Çok güzel oldu. Al bakalım. Teşekkür ederim. Efendim Ahmet abi? Cemre. Rahatsız ettim ama ben sana bir şey danışmak istiyordum. Öğle arası gelsem müsait miydin acaba? Evet de ne oldu ki? İyi, şöyle bir uğramak istiyordum. Hem bir de küçük bir sürprizim var sana. Sürpriz mi? Ne sürprizi o? Gelince görürsün Cemre. Sen bana bir konu atsan. Tamam tamam, atarım da yani ipucu varsa sürprizle ilgili. Görüşürüz Cemre. Peki görüşürüz madem. Kaan mı? Sürprizi mi varmış? Özür dileyip buluşalım mı diyor. Ay yok ya, Kaan değil. Onun da cezasını ayrı keseceğim zaten. Kim o zaman? Başka biri mi var kız? Hiç anlatmıyorsun. Ay yok, öyle bir şey değil ya. Ablamın bir arkadaşı, yani sözcüsü de olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Sürprizi mi ne varmış işte, beni çağırdı. Öğreniriz birazdan. Emre. Oğlum plan falan yapsaydık, böyle dank diye girilir mi lan? Bak bu sefer var ya, köpek değil aslan salar üzerimize. Hiçbir şey yapamaz kardeşim. Kendi mekanında öldüremez bizi, merak etme. Doğru diyorsun. Zaten seni öldü biliyor. Görünce şoktan bayılır falan, biz de o sıra Ayrin'i alır çıkarız. Oğlum manyak mısın? Anneni vurdu bunlarla. Gerçi o biraz benim yüzümden ama. Ne diyorum ben ya Emre? Ya daha bu ne kadar böyle gidecek Suat? Ömür boyu bununla mı yaşayacağız biz ya? Bak şimdi ben içeri gireceğim. Sen burada bekle. Ben bir içeriği kolaçan edip geleceğim. Bir saate gelmezsem polisi ararsın. Tamam. Allah'ım sen büyüksün. Behzat'ı kalpten alıver yanına. Kalp yok gerçi bu herifte. İlla kıracağım inadını. Asilik yapmana izin vereceğimi mi sandın? Yola gelmeden buradan çıkış yok. Hayvan herif, canını okumuş kızın. Lan! Gidin getirin şunu bana! Emre yaşıyor, Emre yaşıyor. Şimdilik hiç boşuna sevinme. Kendi ayağıyla eceline gelmiş arkadaşın. O kız canlıysa bile onuncu da öteki tarafı boylayacak. Ay Muzaffer Bey var ya, çocuklar gibi şen. Adam yerinde duramıyor. Onu böyle göreceğim hiç aklıma gelmezdi Lütfü. Vallahi inanın Azime Hanım bana bile şaka yaptı. Zıpla dedi. Hadi canım, zıpladın mı? Korktum. Geldi geldi. Ay geldi. Oğlum geldi. Sen zayıfladın mı biraz? Ha? Bakayım. Evet. Ama boyun uzamış. Önceden buraya kadar geliyordum. Şimdi bak buraya geliyorsun. Gördün mü? Büyüdün oğlum. Bak kocaman adam oldun. Ama sen büyürken ben orada değildim oğlum. Özür dilerim.
olsun. Babasını teselli ediyor. Allah'ım bir daha ayırma. Amin abi. 200 sene önce gelmiş. Ne kadar büyümüş. Annesi niye bırakmadı ki sonra? Aman canımın tekiydi be. Böyle melek görünümlü şeytan. Aynı Tuğba. Tuğba'nın Almanca konuşu. Ay canım benim ya. Zavallı Muzaffer Bey var ya. Hayata arkadaşı konusunda hep yanlış seçimler yaptı. Ta ki Nefise'ye kadar. Bir daha bırakmayacağım seni. Benim yanımda büyüyeceksin, tamam mı? Söz mü? Hı? Of. Sağ ol Demir. Geç oldu ama oğlumu sağ salim getirdin ya. Sağ ol. Rica ederim. Şu mutluluğa şahit oldum ya. Valla benden iyisi yok. E hadi yorulmuşsunuzdur. Bak gel bahçeye geçelim, neler göstereceğim sana. Gel. Gel. Ona bir şey yaparsan yaşatmam seni. Demek bu sarı kafa senin için bu kadar önemli ha? Lan bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Bırak. Emre, iyi misin? Hayır, ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? İşkence ettiler mi sana? Getir onlar şunu. İyi misin? Hayır, bırak! Dokunmayın ona. Yok ya. Bırakalım da hasret giderin ha. Film mi çekiyoruz lan burada? Oo. Demek ölmedin ha. E oğlum, boşuna mı yas tuttuk biz senin için? He? O kadar ettiğimiz dualar ne olacak? Ruhuna bir sürü Fatiha okuduk ya. Olmaz. Fatiha okuduysak öleceksin. Emre sana bir şey yapamaz. Korkma. Kolay kolay ölmem ben. Ne oldu? Ölümden korkmuyordun. Ama bu sarı kafa ölecek diye korkuyorsun ha? Sana onu bırak dedim. Bırak gitsin Emre. Senin derdin benimle. Kendini yakarsın ama bu çocuğun yanmasına dayanamazsın ha? Anladık. Güzel. Gel. Gel. Bak hep senin oyuncakların bunlar. Kocaman bahçe, istediğin kadar koş oyna. He? Sevdin mi? Geldiler. Amca! Gel buraya, amcasının koçu gelmiş. Oh. Özledin beni. Çok özledim ben seni. Ben de seni çok özledim canım benim. Sıkı sarıl bakayım amcaya, sıkı sarıl. Çok sıkı sarıl. İşte bu. Abi. Gözün aydın. Kavuştun oğluna. Ya kavuştuk çok şükür. Mert. Bak seni kiminle tanıştıracağım. Bu hanımefendinin adı Nefise. Kim ki bu? Umarım sen de onu çok seveceksin. Çünkü Nefise Hanım artık senin annen gibi olacak. Hoş geldin Mert. Henüz yabancılık çekiyor, alışamadı, yol yorgunu. Yabancılık çekmesi çok normal yani. Zaten bir annesi olduğu için şimdi ben belki onun yerini alırım diye korkmuştur. Ne kadar çabuk alışırsa o kadar iyi, değil mi? Mert, babaanneye sarılmak yok mu? Mert? Beğendin mi? Bak hepsini senin için yaptırdım, hiç sıkılma diye. Ben kışa. Muzaffer Bey, Nefise Hanım yemekleri kendi elleriyle hazırladı. Masa hazır, isterseniz içeri geçelim. Sen mi hazırladın yemeği? Evet, inşallah beğenirsiniz. Yo, mutlaka beğenirim de hiç yorulmasaydın, hastaneden yeni çıktın. Yo, yorulmadım aslında. Yani bu sizin ilk yemeğiniz. Ben kendi ellerimle yapmak istedim. İlk yemeğimiz. Ha. Demir, kusura bakma, heyecanlarını unuttum. Tanıştırayım. Eşim Nefise, kardeşim Onur. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Bu da Demir. Beni oğluma kavuşturan adam.
O zaman ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkamaktan başlıyoruz değil mi? Fırla 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 fırla. Haydi 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 haydi. Koş 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 koş. İşte bu, işte bu şampiyon. Cemre. Çok sevindim beni kırmadığın için. Çok sağ ol. Yalnız fazla vaktim yok, öğle arası kadar. Tamam, o zaman önce yemek yeriz seninle. Sürprizim var diyordun, söylemeyecek misin? Ama sürpriz böyle söylenmez ki, sabırlı ol biraz. Bir şey danışacağım diyordun, peki o neydi? Sen onu bir bin yolda konuşuruz ha. Gerçekten de mükemmel görünüyor Nefise. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ah, sonunda gelmişsin. Ay sen ne kadar sevimli bir çocuksun böyle. Yalnız bir şey diyeceğim. İleride çok yakışıklı olacak. Bak çok canlar yakacak. Tıpkı Muzaffer gibi. Muzaffer, tanıştırmayacak mısın bizi? Sırası mı şimdi Tuğba? Sırası olmaz mı? Tuğba da aileden sayılır sonuçta karnında. Sakın! Bak sakın tek kelime bile söyleme. Abi biraz daha sakin olalım mı? Anneciğim sen istersen bu güzel ortama daha fazla germe. Yanlış bir şey mi söyledim şimdi? Anneciğim. Hı? Tuğba istersen siz de böyle geçin. Size de servis açsınlar. Gerçekten çok özür dilerim. Yani benim yüzümden gerginlik oldu ama kötü bir niyetim yoktu. Tarkan'ı da tanıştırmak istedim. Yaşıtlar ya. Tabii aslında iyi düşünmüşsünüz. Yani eğer arkadaş olurlarsa o da yabancılık çekmemiş olur. Bak bu Tarkan benim oğlum. Siz birlikte çok güzel oyunlar oynayacaksınız diye düşünüyorum. Hem benim oğlum çok eğlencelidir. Hiç öyle mızıkçılık falan da yapmaz. Ha? Adel. Hayır. Adel değil. Senin adın Mert. Unuttun mu? Anchulegon. Ne? Özür baba. Hmm. Burada Adel yok. Eskisi gibi Mert. Tamam mı? Hadi ye bakalım yemeğini. Buyurun siz de geçin oturun lütfen. Teşekkürler. Yemeklerini gerçekten merak ediyorum. Ah. Muzaffer Bey, bir isteğiniz var mıydı? Yok Azime, olursa söyleriz. Sağ ol. Biderli. İğrenç. Bu ne büyük kabalık? Hiç yakışıyor mu sana? Bu sofrayı Nefise annen senin için hazırladı. Hayır, o benim anne değil. Muzaffer. Yani belki de çocuğun damak zevkine hiç uymamıştır. Haklı çocuk. Yani şimdi oradan buraya gelmiş böyle yemekler yemeye alışkın değil. Ben onun seveceği şeyler hazırlarım hemen. Otur Tuğba. Yemek istemiyorsa aç kalacak. Seçimini yap güzelim. Emre'nin canını benimle yola devam mı? Aylin! Aylin! Ne derse sakın inanma bak, sakın dinleme onu. Bak. Gidelim buradan hadi bak. Suat bekliyor dışarıda. Bize bir şey yaparsa polise haber verecek. Bak sen. Bizim sarı tıfla ölümden kurtulmak yaramış. Cesaret gelmiş. Emre sen git, ben bir yere gitmiyorum. Burada Behzat'la kalacağım. Aylin. Aylin anca beraber kanca beraber, seni bırakmam burada. Ya burada kalmak istiyorsan? Hayır istemiyorsun Aylin. Ya sen benim ne istediğimi nereden bileceksin? Söyledim sana. Behzat benim abim gibidir. Gönül borcum var benim ona. Bırakın. Ya Aylin. Ya yeterince ödemedin mi? Söyledim sana. Ne kadar ödesem de bitmez. Şimdi gidersem açlıktan nefesim kokar sokaklarda. Sen mi bakacaksın bana? Daha ailene bile bakamıyorsun sen. Yeter be!
Yürüyün! Hayır, hayır, bırakın beni! Oğlum, kızı duydun. Sen yokken ben vardım lan burada. Senin gibi bir tıpıl yüzünden benden vazgeçeceğini mi sandın? Şimdi yürü git. Ha, özgürsün. Bir daha bana ya da etrafındakilere yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Sana dedim ama sakalımız yok ki. Uy, ben bunu yemek istemiyorum. Mert, bak ilk günden bozuşmayalım, saygısızlık yapma. Tamam Muzaffer, kızma lütfen. Yani yemek istemiyorsa ısrar etmeyin. Ay, olur mu öyle şey canım? Aa, onca mesafeden gelmiş çocuk. Acıkmıştır yani. Muzaffer izin ver, hemen bir şeyler hazırlayayım ona. Hayır Tuğba. Türk yemeklerine alışması gerek. Alışacak. Ama bugün değil, bugün ilk günü daha. Mert'ciğim, diyorum ki ben sana şöyle kocaman bir hamburger yapayım. İçinde böyle marul olsun, ketçap, mayonez, belki biraz mantar koyarım. Ha? Benim bile ağzım sulandı. Tamam, bak biz anlaştık babası. Bu seferlik böyle olsun. Anne, ben de istiyorum hamburger. Tamam oğlum, sana da yapayım hamburger. Ne oldu oğlum? Bir saattir ya. Öldüm meraktan. Aylin? Aylin nerede? Aylin yok artık. Biz canımız pahasına onu almaya gelelim buraya. Hanımefendi gelmem diye tuttursun. Ne yapsaydım? Zorla mı getirseydim? Allah Allah. Yapma be güzelim. Ne var bunda bu kadar kederlenecek? Gören de çocuğa aşıksın sanacak. Söz verdin. Bana karşı onlar. Bir daha onlara dokunmayacaksın. Hay hay, benim için hava hoş. Onlardan bir cacık olmaz zaten. Adam sandık onları. Sana adam değil, ruhunu satmış pislikler lazım. Eh yeter be. Kalk adam gibi iş konuşalım. Önce bir şartım var. Kabul edersen bundan sonra kölen bil beni. Ay yok artık ya. Rüyada mıyım ben acaba? Ama bir dakika. Yani rüya olsa Ahmet abi bana niye kıyafet alsın ki? Kaan olurdu. Ne oldu Cemil, bir şey mi söyledin? Şey rüya gibi dedim Ahmet abi. Ya gerçekten çok ihtiyacım vardı bunlara. Çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Hepiniz çok zor günler yaşadınız Cemre. Evinizle birlikte eşyanız da gitti, kıyafetler de. Ben de ne istiyorsan seçip gömle göre bir alışveriş yap istedim, o kadar. Vallahi çok iyi ettin Ahmet abi. Çok teşekkür ederim tekrardan. Cemre, sen de artık benim bir kardeşim sayılırsın. Neye ihtiyacın olursa, tamam mı? Geliyorsun, çekinmeden bana söylüyorsun. Tamam? Yakında bir aile olacağız çünkü. Yani bilemedim ki şimdi. Ablam bunları görünce kızmaz umarım. Ne bileyim, dükkana geldi. Paketleri bırakıp gitti dersin. Bir şey demez. Ha? Bak şurada ileride bir tane güzel kafe olacak. Acıktın mı sen? Evet. Ya hadi bir şeyler yiyelim. Olur vallahi. Tamam, hadi. Anlat bakalım. Nasıl geçti yolculuk? Çok zorluk çıktı mı? Umduğumdan daha maceralı bir yolculuk oldu açıkçası. 4 tane araç değiştirmek zorunda kaldım. Sahte evraklar falan. Epey bir masraf oldu. Ama başardık. Masrafları düşünme. Para hesabına yattı bile. Fazlasıyla karşılar. Avrupa Birliği içinde sınır falan yok. Buraya kadar normal de çocuğu kaçırdığımız için ihbar var. 2 ülke geçtik. Sonuncusunda az daha yakalanıyorduk. Durdurdular arabayı. Sahi mi? Nasıl kurtuldunuz? Neyse ki çevrem var biraz her yerde. En çok masraf da ona gitti. Anlayacağınız. 3 kişi aracı oldu bu süreçte. Yani onlara da bir ödeme yapmak lazım. Anladım. Tamam. Yarın bir havale daha yaparım. Peki annesi? Hayır. Oradan oraya kaçırıyordu çocuğu.
Nasıl atlattınız? Annesi 2 gün önce tedavi merkezine yerleştirilince Mert'le bakıcı ilgilenmeye başladı. Biz de fırsat bildik durumu. Bırakamadı şu illeti. Bakıcı polise haber verdiğinde biz çoktan Almanya'dan çıkmıştık. Adamlar nöbet tutuyordu zaten evin önünde bir süredir. Onlar düzenli olarak haber verdiler. Harika. Çok profesyonel bir iş çıkardın Demir. Sayende oğlum yanımda artık. Bakalım Tuğba ablanın hamburgerini beğenecek misin? Ben kuşağım. Ay yazık ya, yavruma bak. E tabi gelince bir şey yemedi ya, aç kaldı. Tabii ya Rabbim ya. Ya biz de bilirdik dışarıdan hamburger alıp çocukların eline tutuşturmayı. Nefise Hanım çocuklar sağlıklı bir şey yesin diye o kadar uğraştı. Nefise Hanım, Azimeciğim çocukları pek iyi tanımıyor. Ne de olsa bir çocuğu yok. Böyle zamanlarda çocuklara biraz torpil yapmak lazım. Nefiseciğim alınmıyorsun değil mi? Yok. Kısmen haklısınız aslında. Azim mi? Efendim. Bu akşam yemek için sofrayı havuz başına kurarsınız. Mert'in pastasına da bir sürü mum dikin, görkemli bir şey olsun. Tamam, merak etmeyin Muzaffer Bey. Görkemli olacak tabii. Koskoca Muzaffer Bey'in oğlu. Dört dörtlük olacak. Bir şey diyeceğim, mumları dikemeyebilirsin. Bana haber ver, ben yaparım. İyi misin Nefise? İyiyim, iyiyim sağ ol. Yoksa yine Mert seni üzecek bir şey mi yaptı? Yok, yok hiç üzmedi. Baksana nasıl acıkmış. Bu son biliyorsun değil mi Mert? Bundan sonra Nefise annenin yemeklerini yemezlik yapmayacaksın. Başta zorlansan da sonra başka bir şey yemek istemeyeceksin. Bu akşam için sana bir elbise aldım. Bu akşam mı? Şık görünmeni istiyorum. Teşekkürler. Buranın adını hep duyuyordum ama hiç gelmemiştim. Yuh ya. Ahmet abi fiyata baksana. Bir limonata yani. Ne kadar pahalı olabilir ki? Herhalde o yüzden meşhur burası. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir. O zaman bir tane söyleyelim, sen de tadına bak ha. Olur vallahi. Bakar mısın kanka? Bize 2 tane limonata kardeş. Ya bir dakika, ne alırsın yanında? Şey, muzlu pasta. Bu kadar, sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun? Mekan çok güzel de selfie çekiyorum. Sevindim ben mi? Ben senin lokantanın yakınlarındayım. Kaan Bey, yine mi telefon? Of, konuşmadım ya. Sadece mesaj geldi. Kaan Bey, babaannenizin talimatını size ilettim. Mesajla dahil dikkatini sadece işinize vermenizi söyledi. Ya dikkatimi versen ne olacak? Altı üstü sadece patates. Kaan Bey, öyle demeyin. Restorandaki her aşamayı özenli bir şekilde öğrenmeli ve dikkat etmelisiniz. Bana söylenen bu. Yetti ama ha. Yetti. Kaan, benden bu kadar. Kaan Bey. Kaan Bey nereye... Ya nereye gidiyorsunuz? Kaan Bey mesainiz bitmedi daha. Ya ben Sevim Hanım'a ne diyeceğim şimdi? Of. İşte kaldı. Cemre. Benim seninle konuşmak istediğim şeyler vardı. Hani telefonda söylemiştim ya. Evet yani ben de merakla bekliyorum açıkçası şu an. Biliyorsun ben ablanla evlenmek istiyorum. Yani evet. Babanla eve geldiğinde anlamıştık aslında. Ya biz seninle bu konuyu hiç konuşamadık. Her şey biraz ani gelişti. Ya galiba ablanın kafası biraz karışık. Benim bu konuda senin yardımına ihtiyacım var Cemre. Yani nasıl bir yardım istiyorsun ki? Ben ne yapabilirim? Bir konuşsan ablanla benim için. Çok ön yargılı davranıyor bana karşı çünkü. Seni dinler ha? Beni mi dinler?
Yani Ahmet abi sen ablamama hiç tanımamışsın. O inandığı şeyin peşinden gider her zaman. Hiç kimseyi de dinlemez. Hele beni hiç dinlemez yani. Afiyet olsun. Kemal Bey ve Nail Bey, özel bir güvenlik şirketinden geliyorlar. Daha kapsamlı bir güvenlik sistemi için bize yardımcı olacaklar arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Peki Fazlı Bey, çok affedersiniz. Biz neciyiz burada? Ya siz ne yapıyorsunuz? Yapmaya devam edeceksiniz lütfen. Ama yani teknolojik sistem de önemli. Efendim Azime Hanım, kendisi bu evin kahyasıdır ve bu evdeki her şey ondan sorulur. Efendim, oldukça memnun oldum. Yalnız o kadar asil ve sol duruyorsunuz ki benim için Emine Hanım'ı sizsiniz sandım. İltifat ediyorsunuz. Sizin sayenizde artık kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Hatta ben şimdiden hissetmeye başladım. Fark ettiyseniz. Bu hiç olmadı ama. Bu hiç olmadı ama. Ne olmadı lütfen? Ne olmadı? Fazlı Bey, Allah aşkına bu dağdan gelip bağdakini kovma hali nedir yahu? Sus be. Ne konuşuyorsun? Hele olanlardan sonra. Beceremediniz işte. Artık bu beyefendilerle sürekli irtibat halinde olacaksınız. Olmaz. Olmaz efendim. Ben yaptığım işte hiç kimseye hesap vermem. Efendim, içiniz rahat olsun. Biz artık evin bütün güvenliğiyle ilgileneceğiz. Güvenlik çok önemli Lütfü. Arabalar bile güvenlik testinden geçiyor. Sen bu testi geçemedin. Muzaffer Bey haklı. Artık Mert Bey de burada. İşi ehline bırakmak lazım. Buradan izinsiz kuş bile uçurtmayız biz. Yalnız Azim Hanım hariç. O özgürce uçabilir. Buraya dönmek kaydıyla. Tut beni Tahsin. Ben sana buradan bir uçacağım şimdi. Arkadaşım siz teknolojik ne yapıyorsanız gidin yapın. Film çekmiyoruz lan burada. Tamam Lütfü, tamam. Hadi buyurun. Sıkıntı yok. Üzülme be Lütfü abi. Onlar gelip geçici. Sistemi kırıp gidecekler ama sen kalırsın. Tahsin biz sinirimi bozma. Bozma. Ahmet abi var ya. Limonata çok güzel. Pastaya da bayıldım. Afiyet olsun. Cemre. Belki farkındasın, belki değilsin, bilmiyorum ama bu Onur denen adam ablanın kafasını çok karıştırıyor. Zaten ablam bugün onun yüzünden aramızdaki sözü bozdu. Emin misin? Eminim Cemre, adım gibi eminim. Bak hep onun yüzünden. Ya bir konuşsan ablamla. He? Bir konuşsan. Onu mutlu edecek insanı yalnızca ben olduğumu bir anlasa. Yani Ahmet abi, insan sevmediği bile nasıl mutlu olabilir ki? Şimdi sevmiyor olabilir ama zamanla değişecek. Zamanla sevecek. Eminim ben buna. Hayır, yok öyle bir şey. Yani aşk olursa olur. Bu zamana kadar olmadıysa olmayacaktır Ahmet abi. Daha niye zorluyorsun ki? Hem evlenirseniz siz mutlu olamayacaksınız beraber. Hayır Cemre, yanlış düşünüyorsun. Ya Ahmet abi, gel vazgeç ablamdan ya. Seni gerçekten seven bir kızla mutlu olma şansını kaybetme. Sonra sen üzüleceksin. Senin için söylüyorum ben bunları. Sen en azından ablanı bu Onur konusunda uyar, tamam mı? Ya Cemre bak, sen bunları bilmiyorsun. Bu zengin tayfası var ya, bu zengin tayfası. Zeynep gibi saf kızları kullanırlar. İş evlenmeye gelince de kendi dünyalarından birini bulurlar. Yani haklısın belki de. O dünyanın erkeklerine güven olmaz. Ama ablam onunla da mutlu olamayacak. Cemre, sen bu zamana kadar hep beni savundun, biliyorum. Sağ ol. Hatta bir keresinde Emine'ye bile karşı çıkmıştın, değil mi? Hani Ahmet abi bizi işte zorla imzalatılan senetlerden kurtardı diye. Çok sağ ol. Tabii ki savunacağım. Doğruya doğru şimdi.
Yani en zor zamanlarımızda hep sen yanımızdaydın Ahmet abi. Yani ablamla da konuşurum. Ama çok da kafana takma artık bunları Ahmet abi, olur mu? Her şey olacağına varır. Cemre bak, bu konuştuklarımız aramızda kalıyor değil mi? Ya merak etme Ahmet abi, aramızda sır olarak kalacak. Cemre? Hayırdır? Ne oluyor burada? Kaan, şey sen nasıl buldun ki beni şimdi? Konumuna baktım canım. Zor olmadı anlayacağın. Ama ben seni yalnızsın sanıyordum. Ha şey, yabancı değil ya. Benimle yemeğe çıkamayınca hemen bulmuşsun birini. Dur dur, sakin ol koçum ya. Bir yanlış anlaşılma olmasın ha. Ben onun abisi sayılırım. Hatta ablasının sözcüsüyüm. De sen kimsin? Şey Ahmet abi, Kaan benim bir arkadaşım. Öyle mi? Gel otur delikanlı, bir çayımızı iç. Yok sağ ol. Benim işe dönmem lazım. Senin de mesaide olduğunu sanıyordum. Aa doğru ya. Ben geç kaldım işe ya. 5 dakika sonra benim işte olmam lazım. Tamam tamam, hadi çıkalım hemen. Hesap olalım. Of, kıvamı çok güzel olmuş. Ay. Bakayım, evet tamam. Şimdi birazcık da süsledim. Ay su bayılacak buna ya. Ah benim güzel kızım ya. Ah güzel kızım benim ya. Nefise. Ben bu yeni güvenlik şirketini çok tuttum biliyor musun? Kapı gibi elemanları var. Güçlü kuvvetliler maşallah. Muhteşemler yani, insan demezsin. Ne yapıyorsun sen? Aysun pastasını süslüyorum abla. Baksana çok güzel oldu. İnşallah tadı da çok güzeldir. Kızım bana bak. Ya sen şu işi yarın yapsan yani, yarın kutlasanız. Akşam Mert'in geliş kutlamaları var. Sen hangi birine yetişeceksin ya? Yarın yapın şu işi. Abla olur mu hiç öyle şey ya? Çocuğun doğum günü bugün. Hem üstelik o da biliyor ama çaktırmıyor işte. Kız nereden bilecek be bit kadar çocuk doğum gününü? Ben doğum günümü kutladım. Bir tane mum mu üfledim be? Allah Allah. Unuttuk dersin, yarın kutlarsın. Ah geldi. Hasta geldi Nefise. Gelin gelin bu tarafa, bu tarafa. Çek şunu. Hah, koy kardeşim. Aa ne bu böyle ya? Anladı gibi maşallah. İnsan yiyecek bunu. Hadi güle güle. Aa, kız arabaya bak. Aa, gerçek gibi yapmışlar. İnsan oturup da pastayı süresi geliyor değil mi Nefise? Evet gerçekten büyükmüş. Abla ben bu benim yaptığım pastayı senin evdeki buzdolabına koyayım olur mu? Hayır canım hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. 2 dakika şurada pastaya baktım, hemen kaçıp gitme. Ben seninle ne yapacağım ya? Ne var abla, bunu da şurada 2 dakika bırakacağım, geri geleceğim. Kızım, evladım sen anlamıyor musun ya? Ev kalabalık. Herkes tavşan gibi oradan oraya sekiyor. Kimin nereden çıkacağı belli değil. Sen şimdi bu pastayla müştemilata giderken görseler ne olacak ya Nefise? Ha? Kızım az akıl ya, az izan. Ver şunu sen, ben götürürüm, ver. Ver şunu bana Nefise bak. Böyle göğsüme ölü balık gibi bakma ya Melur Melur. Allah Allah. Sanki elinden şekerini aldık ya. Ben götürürüm tamam. Abla ama benim bu akşam Aysun'un yanında olmam lazım bak lütfen. Kızım o daha çocuk ya. Ne anlar doğum gününden falan. Bu sene kutlamazsınız, seneye kutlarsınız. Son doğum günü mü bu? Aa bu ne biçim söz abla, ağzından yer alsın Allah Allah. Üf, pasta bu mu? Vallahi bildim, pasta bu. İçinden de Lütfü çıkacak akşam. Bir şey yok işte, hazırlıklar falan var ya, biraz stresli. Benim stresim yok sanki. Neyse. Ne oldu, senin ne derdin, ne eksiğin var? Söyle ben sana yardım ederim. Yok. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem Muzaffer Bey kızar sonra. Bir şey kalmadı zaten, hallederim ben. İyi. Ha? Fazıl hoş geldin. Hoş bulduk. Gözünüz aydın Muzaffer Bey. Eksik olma Fazıl. Nasıl? Güvenlik şirketine gözün tuttu mu? Gayet iyiler. İçiniz rahat olsun.
Güvenlik sistemini de komple yenileyecekler. İyi, umarım dediğin kadardır. Polislerden haber var mı peki? Bulmuşlar mı ateş edip kaçan aracı? Tespit etmişler. Yani birkaç gün önce çalınmış bir araba olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Ama hala ortada yok. Yani hırsızları arıyorlar. Peşini bırakmasınlar da. Eğer bu adamlar bu için çaldıysa bu aracı, çok sistemli çalışıyorlar demektir. Bu tip adamların muhakkak sabıka kayıtları da vardır. Eminim. Bence bulacaklar bunları. Eğlence başlıyor. Abi, bu arada ben birkaç saat çıkacağım. Akşam görüşürüz, tamam? Geç kalma sakın ha. Ah, yeğenimin ilk eğlencesi ya. Geç kalır mıyım merak etme, amcasız olmaz. Ben de müsaadenizi istiyorum Muzaffer Bey. Sağ ol Fazıl, her şey için. Ne demek efendim, ne zaman isterseniz. Saatiniz çok güzelmiş. Teşekkürler tatlım. Yani güzel olmasa bileğim de işi ne? Gördüğüm en güzel ayakkabı ve çanta. Bayıldım. Göremezsin tabii. Çünkü özel seri. Paris'ten aldım. Şimdi bir bakayım ben sana ya. Bir kalksana ya. Kalk, 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 kalk. Şöyle bir dön. Şöyle bir dön etrafında. Aslında var ya, tam aradığımız gibi birisin. İnce, uzun. Fotomodellik düşünür müsün? Fotomodellik mi? Ben mi? Evet. Bak, firmamızın katalog çekimleri için senin gibi bir modele ihtiyacımız var. Benim gibi derken? Yani ince, güzel vücutlu. Hem çok iyi para kazanırsın. Yani düşünme. Ne kadar mesela? Burada bir ayda kazandığın bir saat de cebinde. Sahi mi? Evet. Ya biz aslında daha önce bir model bulduk. Bilmiyorum, pek içime sinmedi o benim. Öyle vaktimiz kısıtlıydı, alelacele seçtik. Eğer düşünürsen, yarın ofise gel. Sağ olun. Ama objektiflere alışman için öncesinde bir saat prova çekimi yapılır. Bak, bana kesin bir şey söyle. Ben de ona göre ekibime haber vereyim. Olur, neden olmasın? Çok güzel. O halde yarın saat 4'te bekliyorum seni. Alo. Selam güzel. Ne yapıyorsan bırak, hemen yanıma gel. Gelemem Fazıl. İşim var benim. Zaten şirkette değilim. Biliyorum. Ben de villadayım. O yüzden arıyorum ya işte. Çık da güzel yüzünü bir göreyim. Ha, işim var dedim ya Fazıl. Gelemem ben. Evde ne işin olabilir Emel? Ya Muzaffer Bey'in oğlu geldi ya. Benim anneme yardım etmem lazım. Sana çok önemli bir şey göstereceğim. Bak, eğer sen gelmezsen ben gelirim müştemilata ha. Ya saçmalama ya, bir gören olsa ne deriz? Ya işte o yüzden sen gel diyorum, tamam? Ben hemen villanın neresinde arabada bekliyorum seni. Of, tamam. Bekle, geliyorum. Neymiş bu kadar önemli olan şey, görelim bakalım. Yemi yuttu mu? Hem de nasıl. Ayol bu dünden razıymış zaten. Güzel. Pek de hevesliydi var ya, görmen lazımdı. Hemen atladı. Bunu kandırmak çocuk oyuncağıymış. Lütfü, şu kenarlara da bir şeyler koyun. Ha dur. Gel bakalım, baba oğul birlikte karar verelim. Söyle bakalım, mavi mi beyaz mı? Mavi mi beyaz mı? Mavileri koyun Tahsin. Tabii efendim. Oğlum, niye böylesin sen yavrum? Yoruldun mu? Hı? Bak Mert çok üzgün. Çünkü senin gibi bir arkadaşı yok. Belki birlikte oyun oynarsanız mutlu olur. Tamam anne, ne oynayalım? Bilmem, bak orada top var, bir sürü oyuncak var. Gidin oynayın oğlum, hadi. Yapma bana böyle. Oyuncaklara binelim mi? Top oynayalım mı?
Geç oyuna geç. Geç, geç. Süsler, şişirilmiş oyuncaklar da var. Evet. Ben de biraz oynayabilir miyim? Lütfen. Yok bir tanem, olmaz. Biz oraya gidemeyiz. Tamam mı? Aslı üzülme lütfen. Ben bu yaş günü partilerini televizyondaki çocuklara yapılırım annelerde. Yok. Bence o senin gösterdiğin balonlar hiç de güzel değil. Ayrıca belki akşam bizim de senin için güzel bir sürprizimiz vardır. Ne sürprizi? Sürpriz işte. Söylenmez. Sürprizi kaçar. Sürprizin içinde annem de var mı? Ya anne olmadan hiç sürpriz olur mu? Hı? Hadi gel gidelim. Gel. Bırak sana balonları gel. Böyle balon mu olur ya? Çok yoruldum bugün. Ben de Filiz ya. Bahşiş de yok doğru düzgün. Ya biz bu işte ne uzarız ne kısalırız yani. Ne yapacaksın iş işte. Beğensek de beğenmesek de. Yoksa senin aklında şu çekim işi mi var? Ay hayır Cemre ya. O kadının dediği yere gideceğini söyleme bana lütfen. Filiz vallahi ben gitmeyi düşünüyorum yani. Ucunda çok para var. Ya burada bir ayda kazandım, orada bir gün de verecekler. Bu fırsat kaçar mı? O kadını hiç gözüm tutmadı Cemre. Hem ilk kez görüyorum burada. Ay ne var bunda ya? Sanki ya ilk kez gelen bir tek o kadın var burada. Ama birdenbire gelip sana iş teklif etmesi biraz garip değil mi? Beğenmiş beni, ne yapsın? Güzelinden etkilendi tabii. Neyse de Aysun doğum günü var, benim gitmem lazım. Görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Bu kadar önemli olan şey. Önce bir hasret giderelim istersen ha. Abartma istersen. Hadi niye çağırdın söyle. Bu ne? Bak bakalım. Boşanma kağıdı. Ne demek ki? Sen bunun için başımın etini yemedin mi benim ya? Boşandım işte, resmi evrak bitti. Kusura bakma geç kaldın. Artık ilgimi çekmiyor. Emel, beni çıldırtma. Ya ben senin için yuvamı yıktım ya. Sen umurumda değil havalarındasın. Ne oluyor kızım sana? Canımı acıtıyorsun. Bana bak Emel. Benim korkacak, çekinecek bir şeyim kalmadı. Bundan sonra olacakları sen düşünürsün. Canımı acıtıyorsun, bırak. Daha da çok acıtırım. Kendimle oynatmam ben Emel. Vallahi sen beni o kadar uzun zamandır oyalıyorsun ki. Yani bunun gerçek olduğuna inanasım gelmiyor. Sen bunu Allah bilir Photoshop'la falan yapmışsındır. Bu mu yani endişen? Bu mu endişen? Ya vallahi billahi gerçek kızım, gerçek işte. Kolye de gerçekti sözde. Kusura bakma Fazıl. Artık öyle kolay güvenemem sana. Gerçekten çok güzelsiniz ya. Seçemiyorum. Cemre? Hayrola nereden çıktı bu kıyafetler? Hiç abla, alışveriş yaptım sadece biraz. Sen kendi paranla bu kadar şeyi almış olamazsın. Ne oldu? Nasıl aldın? Kim verdi bunları sana? Ya tamam abla dur bir ya. Gelme beni. Kim verdi diyorum söyle. Ya Ahmet abi aldı. Yabancı değil yani. Ahmet aldı. Evet.
Ya Ahmet abi çok iyi biri abla. Bugün biraz sohbet ettik. Sohbet ettiniz? Evet. Ya bak abla üzülmüş o biliyor musun? Hem senin yüzünü falan da söyledi. Hepimiz geldiği için de iyilik yapmak istemiş. İçinden gelmiş almış yani. Sen neden kabul ediyorsun peki? Abla sen niye bu kadar kasıyorsun ki ya? Bak en zor anımız hep Ahmet abi bizim yanımızdaydı biliyorsun. Hem ben bu eski püskü kıyafetlerle gidip geliyorum salona. Bunları hemen geri vereceksin. Ahmet'ten hiçbir şey kabul etmenizi istemiyorum. Ay tamam abla gerilme ya gerilme. İyilik yapıyor sadece, karşılık falan da beklemiyor. Ya ben böyle bu şekilde bir iyilik istemiyorum ya. Al. Doldur şunları içine çabuk. Çabuk abla geri götür hepsini. Tamam tamam abla tamam. Tamam. Allah'ım ya. Bu da iyice ipleri koparmış ha. Valla kusura bakma hiçbir kıyafetimi verme niyetim yok ablacığım. Ahmet. Merhaba Zeynep, ne haber? İyi, senin ne işin var burada? Hiç, Aysun'a doğum günü hediyesi almıştım. Önce Cemre'ye hediyeler. Şimdi Aysun'a. Bence hiç gerek yok ya, çok fazla hoşuma gitmiyor böyle. Ayrıca keşke gelirken bir haber verseydin. Gerçi sen de emri vaki huyu olduğu için. Ahmet abi. Nasılmış bakayım doğum günü kızı? İyi. O kime? Kim olacak? Sana tabii ki. Yaşasın. Bir tek doğum günü sen hatırladın. Hadi gel kutlayalım. Oh. Tahsil malzemeleri versene. Lütfü. Efendim. Bu adam içeri kim aldı? Ha, Zeynep Hanım'ın nişanlısı oluyorlar kendileri. Lütfü sana adamın kimin nesi olduğunu sormadım. Adamı içeri kim aldı? Onu sordum. He. Tahsin bu adamı içeri kim aldı Allah aşkına? Kim aldı abi? Tamam Lütfü. Bir daha bu eve bizden habersiz kimse girmeyecek. Bu adamı da bir daha içeri almayacaksınız tamam mı? Peki efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya Nefise. Bugün benim için çok önemli. Bak en büyük eksiğimiz tamamlandı. Mert. Canım oğlum. Tekrar hoş geldin. Bak öyle mutlu etti ki senin gelişin bizi. Nihayet tam anlamıyla bir aile olduk. Ve acaba Onur Bey neredeler? Neredeyse gelir. Ah geldi yakışıklım işte. Siz başlasaydınız niye beklediniz beni? Sensiz olur mu oğlum? Evet hadi büyük ve güzel ailemize afiyet olsun. Umarım böyle nice güzel günlerimiz ve akşamlarımız olur beraber. Mert'le birlikte nice yıllara inşallah. Şş, aslan parçası. Bak bana sözün var. Bunlarda deli gibi zıplayacağız tamam mı? E hadi gel buraya. Hadi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Bana bak. Önce bunlara zıplıyoruz. Sonra bahçeye kaleyi kuruyoruz. Tamam mı? Çılgınlar gibi maç yapıyoruz. Babanı da geçiririz kaleye. Ha? Tamam mı? Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Arabalara mı? Evet. Anne, Aysun takıntı yapmış durumda. Çok huzursuzlandı. Ben de sürpriz yaş günü yapacağımızı söyleyip pastayı çıkardım. Ama sensiz pasta kesmeyecekmiş. Nefise, sen niye boynunu büktün? Yok bir şey, iyiyim ben. Arkadaş ya. Bu yaşıma geldim bana böyle doğum günü yapılmadı. Dolayısıyla bana da. Ya bugün ama özel bir gün. Bu kadar olur. Değil mi? Tada! Hop! Ay, ben çok güzel oldum galiba. Hadi bakalım. Çok güzel olmuşsun Aysun. Tam bir prenses olmuşsun ya. Annem almış. E hadi getirin pastayı. Hayır.
Neden? Annen gelsin öyle. Annem nerede kaldı sahi ya? Bahçedeki eğlenceye mi takıldı? Ne yapsın kadıncağız? Çalışıyor. Yani Muzaffer Bey'in oğlu geldi ya, ona bakıyor. Tamam ya, madem işi var bekleyelim bizi. Büyütülecek bir şey yok. Ya böyle şey mi olur ama ya? Yani kendi çocuğuyla bile ilgilenemeyecek mi artık? Çocuk Almanya'dan geldi Emre. Sorunlu biraz. Yani adapte olana kadar uğraştıracak biraz yengemi. Aysun'cum, anne işi bitince gelecek, tamam mı? Sen merak etme. O zaman bekleyelim. Tamam Fıstık, sen nasıl istersen. Günün yıldızı sensin. Al bakalım güzel torunum. Ben kışım. Mert, teşekkür ederim diyeceksin oğlum. Tamam abi, üstüne gitme. Biraz zaman ver ona. Tamam işte. Ve bunlar da senin hoş geldin hediyeleri. Bu bir ve bu da iki. Aç bakalım. Teşekkür amca. Ha şöyle. Nereye nefes? Ben bir makyajımı tazeleyip geleyim. Yok gerek yok, otur. Olsun, şimdi fotoğraf falan çekeceğiz ya, iyi çıksın. Gerek yok dedim, Nefise otur. Sen her halinle güzelsin. Tamam. Bir an bile yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Teşekkürler amca. Hadi artık üflesene, bak bunlar ne diyecek? Annem gelmeden üflemem demiştim. Ya annemin işi uzadı herhalde. Sen üfle istersen, bak hepimiz buradayız. Olmaz. Her doğum gününde hep beraber üflerdik. İyi madem, o zaman birazcık daha bekleyelim değil mi? Amma abarttınız ha. Alt tarafı bir pasta keseceksiniz. Aysun ne derse o. Bugün onun doğum günü değil mi? Evet, annem gelecek biliyorum. Unutmaz doğum gününü. Unutmuş gibi yaptı ama unutmadı biliyorum. Tabii ki de unutmadı ya, niye unutsun? Ama hani işi uzamıştır diye dedik biz sana öyle. İş bitince gelir o zaman. Tabii ki. Gelir değil mi? Gelir. Ya sen hediyelerini açmayacak mısın? Hediyeler pasta kesildikten sonra açılır. Nereye? Tuvalete. Ha işte günün sürprizi bayanlar baylar. Getir Azime, getir. Tam küçük beyimizin istediği gibi bir pasta. Çikolatalı ve muzlu. Aa, biz yemeyecek miyiz? Hepsini Mert mi yiyecek? Doh, sen yiyebilirsin amca. Sana izin çıktı. Biz aç kaldık. Hı? Siz aç kalın. Hadi hep beraber bir fotoğraf çektirelim. Çok mantıklı. Azime, bizi çeker misin sana zahmet? Mert, gel oğlum. Gel yanıma. Saniye. Gel. Gel. Ayarlı. Gel bakalım. Hoppa. Vallahi. Nefise. Çekiyorum. Çektim.
Hadi bakalım. Pastamızı mumlarını üfleyelim şimdi de. Evet ama buradaki yeni hayatının ilk günü, değil mi? Ya da hep beraber üfleyelim pastayı çünkü oğlumun gelişi hepimizin doğum günü sayılır. Doğru. Değil mi? Gel bakalım, hadi. Gel. Geç, 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 geç. Gel nefise. Ablacığım bir ses ver artık, hadi çık. Aysun bir ses versene. Abla hadi ya, bekliyoruz masada, dikildik kaldık. Aysun yok. Nasıl ya, nereye gider? Annemin yanına gitti işte, dur. Yürü bahçeye bakalım çabuk. Ya abla ne olacak ki ya? Artık anne demez zaten, biliyor yalanımızı. Ya belli olmaz o, yürü ya. Aysun hadi sen, o kadar bağırdık sana. Hadi pastayı üfleyelim. Emin misin? Anne mi bekleyecektin hani? Bir şey olmaz, ben sizle de üfledim. Bir şey olmaz. Ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim, bizim zamanımızda yoktu bunlar. Affet beni kızım. Affet beni güzel kızım. Nefise. Ne oldu? Bembeyaz olmuşsun. Yok, öyle bir an halsiz hissettim kendimi. Tabii hastaneden yeni çıktı. Halsiz hissetmekte haklısın. Tamam, çok uzatmayız. Mert de yorgun zaten. Sana bir yudum su getirsinler. Yok yok, bir şey gerek yok gerçekten. Geçti, ben şimdi iyiyim yani. İyi. İyi olmana sevindim. Kızmıyorsun bana değil mi? Yani bu güzel aile birlikteliğinden eksik kalmanı istemiyorum. Tamam. Birazdan çıkarız yukarı. Beraber uzanırsın. Tamam. Masa çok güzel gözüküyor. Pastası da çok güzel. Neden biz yemiyoruz? Neden aşağıda değiliz? Oğluşumun canı pasta mı çekmiş? Ben ona en güzelini, en büyüğünü alırım. Sen hiç merak etme. Ama artık burası bizim evimizdi anne. Tarkancığım bizim evimiz zaten. Bak şimdi. Şu kadın var ya, Nefise. O gidince biz de onlarla birlikte aşağıda pasta yiyeceğiz, tamam mı? Ne zaman gidecek o kadın? Yakında, çok yakında. Ama senin de bana yardım etmen lazım. Nasıl? Mert'le arkadaşlık kurman lazım. Böylece Muzaffer amcan Mert'le ne kadar iyi anlaştığını görür. Bizi daha çok sever. Ama Mert beni sever mi? Ay neden sevmesin canım? Aa. Hem yakında ikimizin de kardeşi olacak. Ha? Siz de kardeş sayılırsınız artık. Ben başka kardeş istemiyorum. Tarkan ne biçim konuşuyorsun? Öyle şey olur mu? Hem kardeş en iyi arkadaş demektir. Ama sen hiç merak etme.
Sen benim ilk göz ağrımsın. Senin yerin ayrı. İnşallah başını bir daha belaya sokmazsın ha. Yok abi, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Emre, senle şöyle erkek erkeğe bir dertleşelim mi? Nasihat ne diyeceksen ha? Yok be oğlum. Bana baksana, öyle bir tipin var mı? Nasihat ne ederim ne alırım, boş ver. Benim diyeceğim başka. Buyur abi, dinliyorum. Bak, biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Abi kardeş sayılırız. Senin başın bak ne zaman bedel giderse, ne derdin olursa ben hep yanındayım, bunu bil isterim. Abi? Ya bunca zamandır biz seninle bunu konuşamadık ama benim ablanla niyetim ciddi. Ablamla sen? Peki ablam ne diyor bu işe? Ya aslında biz sözlendik. Sözlendiniz mi? Ya işte kendi aramızda. Olmaz öyle şey ya. Benim niye haberim yok bundan? Dur be koçum, hemen tepki gösterme öyle ya. Biz aynı mahallenin çocuğuyuz derken benim sana anlatmaya çalıştığım bu zaten. Emre, bizim hayatta değer verdiğimiz şeyler aynı. Bizim hayatta önemsediğimiz şeyler aynı. Ben zaten o yüzden usulünce olsun diye babama... İşte... Babamı alıp istemeye geldik Zeynep. Nişanlandınız mı? Yok maalesef. Yani kısmet olmadı. İşte annenin başına o kötü olay gelince yarıda kaldı. Ama en yakın zamanda resmiyete dökeceğiz tekrar. Yani senin de rızan olduğun bir zaman gelip tekrar isteyeceğiz Zeynep'i inşallah. De yani sorun o değil. Başka bir şey mi var abi? Var Emre, var var. Başka bir şey var kardeşim. Bu Onur denen züppe, bak bu Onur denen züppe devamlı Zeynep'in etrafında dolanıp gözünü boyamaya çalışıyor ama bak öyle böyle değil. Öyle böyle değil kardeşim. Ne oluyor abi? Ne oluyor, ben anlamadım. Dur kardeşim, dur koçum, ben öyle tepki verme. Zeynep zaten öyle bir insan değil, ben biliyorum. Ama bak bu Zeynep züppelerini bilirsin, bunlar devamlı kızların kafasını karıştırır. Benim ablam öyle kızlara benzemez abi. Benzemez tabii koçum, tabii ki benzemez. Ama bunlar ne bileyim görünenlendirmeyi seviyor işte. Biz yine de tedbirli olalım, biz yine de dikkatli olalım. Merak etme sen abi. Yanına yaklaştırmam onu. Dünyayı yıkarım başına. Eyvallah kardeşim benim, eyvallah. Ben zaten sen artık kardeşlerin yanındasın ya. İçim çok rahat kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Muzaffer Bey'in karşısında var ya, kan ter içinde kaldım. Aklınca beni Tufa'ya getirecek. Ben yer miyim? Kartı da geri aldım. Tuba cadısına bak sen. Demek o yüzden Müştemil Hatun kapısında öyle kedi gibi bekliyordu. Meğer eve girmiş ha. Neymiş efendim, Nefise'yi merak etmişmiş. Kız sen gördün ve niye bana söylemiyorsun? Ay ne bileyim anne ya, eve girdiğin hırsız gibi. Kız anne ya başka bir şey bulduysa? Yo. O sağlam bir kanıt olsa var ya, eve girdiğini söylemekten çekinmez. Beni yakmak için kendini de yakar. Öldüren Cazim'e. Bana bak, çok tehlikeli olmaya başladı. Dikkat etmemiz lazım. Nefise. Farkında mısın? Bana hiç Mert'in annesiyle ilgili bir şey sormuyorsun. Yani sen anlatmak istersen anlatırsın diye düşündüm. Yani bu adam niye boşandı hiç merak etmiyor musun? Aslında yani senin özel hayatını paylaşmak ister misin bilemedim. Elbette paylaşmak isterim. Aklında benimle ilgili bir şüphe kalmasın. Peki neler oldu, nasıl oldu? Almanya'ya bir iş seyahatine gitmiştim, orada tanıştık. Anlaşma imzalayacağım şirkette çalışıyordu, adı Anna. İşte aşık olduğumu zannettim, apar topar evlendik. Derken ben geri döneceğim zaman o gelmek istemedi. Neden?
İşte ailesi, çevresi, alışkanlıkları onları bırakmak istemedi yani. Bir süre iki ayrı ülkede öyle yaşadık. Sonra Mert doğduktan sonra da gelmek istemediği zaman ben artık dayanamadım. Zaten dünyaya ayrı pencerelerden bakıyorduk. Evet yani böyle bir kararı birlikte almanız gerekirdi. Dahası da var. Kötü alışkanlıklar edindi, dengesizleşti. Her şey için beni suçlamaya başladı. Tek yaptığı şey kavga çıkarıp beni kışkırtmaktı. Çocuğumu bana karşı kullandı zaten, yıllarca göstermedi. Kötü de bir anneydi. Gerçekten çok zor zamanlar geçirmişsin. Ben de Mert'i buraya getirmenin bir yolunu buldum. Tamam, yasal bir yol değil ama Anna bana başka şans tanımadı. Aslında Mert için de çok zor olmuş. Öyle. Telefonda tanıdığı bir babası var. Ama ben sana şunu söyleyeyim yani, ben çok eminim. Mert seni tanıdıkça çok daha fazla sevecek. Bu senin için de doğru değil mi? Sen benim şansımsın. Hayatımdaki kadınları tanıyorsun artık. Anna, Tuğba. Hep yanlış kadınları seçtim. Ta ki sana rastlayana kadar. Çünkü ben senin gibi dürüst, sevgi dolu, merhametli bir kadına rastlamadım hiç. Ben çok şanslıyım. Sen sevinirim. Evdekiler uyuyordu. Yani uyumasalardı yalan söylemek zorunda kalacaktım. Çünkü senin bir de sözlüğün var değil mi? Evet, sözlüğüm. Yüzüğün nerede o zaman? Bulaşık yıkarken çıkarttım, bıraktım tezgahını. Ayrıca ben sana hesap vermek zorunda değilim. Tabii canım, ben zaten... Ben kardeşini merak etmiştim. O yüzden çağırmıştım seni. İyi. Yani öyle gözüküyor. E kardeşini sağ salim bulduk. Niye hala üzgünsün? Ben de üzülecek kardeş çok. Ne oldu? Boş ver ya. Bence bir anlat. Belki çözüm bulurum ha. Sen yeterince yardımcı oldun. Ama bu bence senin çözebileceğin bir şey değil. Bence bir dene. Sen bir anlat bakalım. Çözüm bulur muyuz, bulamaz mıyız? O zaman düşünürüz. Aysun. Bugün onun doğum günü. İlk kez annemsiz kutladık. Ona çok üzüldüm. Çok iyi bilirim o duyguyu. Coşmak istersin. Havalara uçmak istersin. O gün senin günündür. Ama boğazın düğümlenir. Böyle acı bir tat olur boğazında. Pastanın tadı bile geçiremez o acıyı. Ama sen hep anneniydi yani. Hep yanındaydı, öyle değil mi? Görünüşte öyle. Genelde her doğum gününü seyahatte olurdu. Dönüşte de pahalı pahalı oyuncaklar getirdi bana. Ama nafile. Hiçbir işe yaramazdı. Onun yokluğu... hayatımın merkezine bir kaya gibi oturdu. Çok üzüldüm. Sanırım Aysun da şu an senin anlattıklarının aynısını hissediyor. Ama senin annen mecburiyetten sizden uzakta değil mi? Tabii. O zaman...
O zaman şöyle yapalım. Gel Aysun'a bir doğum günü hediyesi verelim ha. Anneyi buraya getirelim. Bak akşamdan yola çıkarız. Sabaha karşı buradayız. Hop anneyle Aysun'u birleştiririz. Doğum günün kutlu olsun Aysun. Nasıl? Çok güzel fikir. Ama olmaz. Neden? Anne çalışıyordu değil mi? Hasta bakıyordu. Piştim sıcaktan ya. Öbür evin damı akardı soğuktan. Burası sıcaktan. Evet, hasta bakıyor. Yani baktığı hastanın durumu da çok ağırlaşmış. O yüzden onu bırakıp da gelemiyor. O yüzden zaten böyle oldu. O zaman sizi alıp anneye gideriz diyeceğim ama... Ben artık gitsem iyi olacak. Şey... Biraz daha kalsan. Gerçekten gideyim ben. İstediğin yere gidebilirsin. Özgürsün. Ama seni burada ben tutmuyorum. Kalbin tutuyor. Olmaz. Ben yapamam. Ben sözlüyüm. Sen de tam olmak istediğin yerdesin. Hayır. Zeynep dünyayı arka bahçende bırak artık. Kalbinin kapılarını bana aç ne olur. Yalnız biz olalım. Yalnız sen ve ben ne olur. İstersen ben konuşabilirim. Teşekkür ederim, sağ ol. Emre geç, şöyle geç Emre. Emre ne oluyor? Ne işin var bu adamla? Sen bana hesap mı soruyorsun? Evet, hesap vereceksin bana. Ne yapıyordun o adamla öyle? Emre, haddini bil. Sınırını aşma, benim damarıma da basma. Ya annem evde değil. Sen el alemin adamlarıyla sarmaş dolaşsın. Ne oluyor size ya? Doğru konuş. Anlat o zaman, neydi o samimiyet? Zaten sözlenmişsin. Sözlenen insan böyle elin adamlarıyla sarmaş dolaş olur mu? Annem böyle mi öğretti sana? Emre, lafını bil. Benle doğru konuş, ben senin ablanım, tamam mı? O zaman sen de abla gibi davran. Emre, özür dilerim, özür dilerim, Emre özür dilerim.
Emine özür dilerim. Dileme abla. Zaten doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Emine. Sen beni yanlış anladın. Daha doğrusu ben anlatamadım kendimi. İzin ver açıklayayım. Tamam mı? İzin ver bir izah edeyim. Benim Ahmet'le aramda söz falan öyle bir şey kalmadı. Özür dilerim. Açıklanacak ne var abla? Bu züppe adam, zengin züppe adam işte senin aklına girmiş. Sen de o yüzden Ahmet abiyi bırakmışsın demek ki. O adam için. Aklına girdi senin değil mi? Hayır. Emre bak. Onur kötü biri değil. Tamam mı? Seni zannettiğin gibi biri hiç değil. O bize çok yardım etti. Sen yoktun, sen kaybolmuştun. Senin hırsızlığını Onur örtbas etti. Sen ortalıklarda yokken o bütün çevresini seferber etti seni bulmamız için. Ki bulduk da. Lütfen. Ne olur anla bunu artık. Lütfen herkesi düşman gibi görme kendini. Emre. Emre eğer Onur olmasaydı sen şu an burada değildin biliyor musun? Değildin. Abla ben sizi öyle görmeyeceğim. Tamam. Ben seni de anlamaya çalışıyorum. Yani anlıyorum zaten. Bu ailenin tek erkeği sensin. Kendini sorumlu hissediyorsun. Ki zaten öylesin de. Ama ben senin ablanım. Senden tek istediğim birazcık saygı. Ona da anneme de. Ben zaten size saygı duyuyorum. Ama o adamları sizin etrafınızda görmek hiç hoşuma gitmiyor. Emre. Biz kendimizi koruyabiliriz. Ama önce sen kendine mukayyet ol. Sürekli başım belada. Biz senin için didinmekten, senin için uğraşmaktan, çabalamaktan hiçbir şekilde kendi hayatımızı yoluna koyamıyoruz. Sen bir fırtına başlatıyorsun. Biz hep birlikte senin peşinden sürükleniyoruz Emre. Ben böyle olsun ister miydim abla? Biliyorum. Ben annem vurulsun ister miydim? Biliyorum istemezdin. Emre. Ne olursun birazcık daha dikkatli ol tamam mı? Merak etme abla ben iş bulacağım. Annem o adamın yanında çalışmak zorunda da kalmayacak. Ben hepinize bakacağım. Tamam. Ne olur sen şimdi bunları düşünme. Yani abla düşünmemek elde değil ki. Ben annemin evde olmamasından da çok huzursuzum. Gelecek. Annem gelecek. Annem bizim huzursuz olacağımız hiçbir şey yapmaz ki göz göre göre. Hadi gel durmayalım burada böyle. İçeri gidelim. Sen git abla. Ben biraz hava alacağım burada. Emre, böyle bahçede çok dolanmasan halam falan kısar hadi gel. Tamam abla. Ben birkaç dakika durayım geleceğim ben zaten. Vallahi. Hadi sen git merak etme beni. İyi tamam. Ben seni bekliyorum. Her şey yolunda mı? Merak ettim seni.
kez görüyormuş gibi uzun uzun bakmak istiyorum sana. Seni yeniden keşfetmek. Dolu dolu gözlerine bakıp dalıp gitmek. Bu an hiç bitmese ya. Bütün gece birbirimizi seyretsek. Hep tutkuyla böyle baksam sana. Baksam, baksam. Muzaffer. Böyle şeyler söyleme lütfen. Her nefise deyişimde içim titriyor. Ergen delikanlılar gibi hissediyorum. Ben bunu ilk kez yaşıyorum. Bak kalbim nasıl atıyor.